Zengin Kız Fakir Oğlan 114. bölüm. Kırmızı Çember içerisindeki Made in Turkey yazısı uzay boşluğunda döne döne ilerleyip bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Zengin Kız Fakir Oğlan yazılı bir düğün davetiyesinin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ece Mözkaya Üstündağ, Sarp Mahir İpek, Rüyam Gözde Oku, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Haris Çiçekdemir, Junior Kemal George Havucuoğlu, Badire Zerine Pikmen, Mahmut Serdi Atarnur, Fatma Günihay Demir, Müdür Lütfü Doğan Tan, Erdem Ertan Gül, Tuğba Tuğba Yılmaz, Şevval Oya İnci, Timuçin Yıldırım Öcek, Mehmet Tunahan Büyükercan, Veysel Kıvanç Baran Arslan. ...114. bölüm. Biricik'in kullandığı spor beyaz araba ıssız tenha bir yolda seyir halinde. Başakcığım, ben barınağa varmak üzereyim canım. Tamam, sen de işin bitince gelirsin. Bay bay. Gözünü yoldan ayırmadan kulaklığını çıkardı. Şurada ne olmuş şöyle? Adam dörtlüğünü yapmış, bir sorun var galiba. Yolun ortasında duran beyaz bir arabanın arkasına yanaştı ağır ağır. El frenini çekip emniyet kemerini çıkardı, sonra arabadan indi. Beyaz arabanın kapıları açık, içinde kimse yok. Bir adam yüzüstü yere uzanmış. Birader iyi misin? Birader. Hayırdır, ne oldu? Kaza mı oldu? Bir dönemime çıktı, duramadım. Bacak kırıldı herhalde. Ha, ne diyorsunuz sen? O zaman sizi hemen hastaneye götürürüm. Biricik adamın başına çömeldiği an kafasına maske geçirildi. Yaralı numarası yapan adam ayaklandı. İkili Biricik'i zorla arabaya bindirdiler. Sakallı olan Biricik'in yanına otururken bıyıklı uzun boylu olan direksiyonun başına geçti. Hızla uzaklaştılar. Karanlık. İki gün önce güneşin yansımasıyla ışıl ışıl parlayan Boğaz. Nurhan'ın çalıştığı bir numaralı bankoda 8 numara yandı. Elinde numarasıyla müdür yanaştı bankoya. Kolay gelsin Nurhan'cığım. Sıra benim. Kapalı müdür bey. Nurhan. Ben bu bankanın müdürüyüm ve mesai saatlerini çok iyi bilirim. Kapalı falan değilse. Bilmeceye kapalıyım müdür bey. Eğer bilmece falan soracaksanız kesinlikle kapalıyım. Nurhan'cığım. Bak, bu kadar bekledim, sıramı yakma beni. Bak. Açık net konuşuyorum. Banka işleminiz varsa yapayım. Ama bilmece konusunda çok kararlıyım. Ne yaparsanız yapın, bugün bilmeceyle uğraşmayacağım. Bilmece falan çözmeyeceğim. Bilmece falan düşünmeyeceğim. Nurhan, sen nasıl memursun ya? He? Müşteriyi geri çeviriyorsun. Bak, seni müdürüne şikayet ederim. Kime? Müdürüne. Müdürüme mi? Evet. Nasıl yani diye alaycı gülümseyerek müdürü gösterdi. Ha, müdür bendim değil mi? Pardon. Evet, sizsiniz müdür ve bir müdür çalışanını böyle bilmece gibi ıvır zıvır şeylerle meşgul etmez. Sıradaki. Bak Nurhan'cığım, çok güzel bir bilmecem var, sorayım sen de beğeneceksin. Yok ya müdür bey, istemiyorum ya. Şimdi izin verirseniz müşteriyle ilgileneceğim, tamam mı? Çok teşekkür ederim. 10 numara. 20'lerinde esmer bir kadın geldi. Hoş geldiniz hanımefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Havale yapmak istiyorum. Hay, çok özür dilerim, bir şey soracağım. Memur bey'e bir bilmece sormak isterseniz, bende çok güzel bir bilmece var. Ne diyorsunuz beyefendi, ne bilmecesi? Ya hanımefendi boş verin lütfen, çok özür dilerim. Ben kimlik falan varsa yanınızda alabilir miyim? Müdür kimliği ve paraları kadından alıp Nurhan'a uzattı. Tamam. Bankodan bir türlü ayrılmıyor. Çok güzel bir bilmece ama sorsan. Ne kadar havale ediyoruz, ne kadar? 2500 lira. 2500 lira, tamam. Nurhan, ben bu bilmeceyi sana sorarım, sen de cevaplarsın, görürsün bak. Boşuna uğraşmayın müdür bey, bugün çok kararlıyım. İzninizle. Hallediyoruz. Esmer kadın müdürden rahatsız olup gözlerini devirdi. Bahçenin kamelya tarafı. Şükür'ün elinde papağan kafesi. Enişte. Ya bak, sen beni kuyuya gönderttin öyle şeyler için. Yok arsa değerlenmiş de, yok tarla bir şey olmuş da. Hiçbir yere hiçbir şey olmamış. Hanım ben nereden bileyim ha? Ben nereden bileyim? Devletin işi bu. Devlet orada baraj yapmaktan vazgeçtiyse benim suçum günahım ne ya? Ben eyleme. Gözünü seveyim kayınca. Benim işim gücüm başımdan açık. Ben eyleme güzelim sen. Ben de onu soracağım. Ya bu papakan nereden çıktı? Kemal Bey'in arkadaşı Cahit Bey yollamış hediye olarak. Ne kadar güzel. Ne güzel Allah aşkına. Yilmez etmez. Ne güzel Allah aşkına. Yenmez mi? Ya papağan nerede yendiği görülmüş enişte ya?
Oğlum sığırcık mırcık yeniyor. O da kanattı, bu da kanattı. Niye inmiyor bu? Ya sen de yemin ediyorum zerre hayvan sevgisi yok ya. Olmaz mı? Ben hayvanları çok severim. Yeter ki güzel kızarmış olsun. Şapşal! Şapşal! Şükrü afallayarak Veysel'e baktı. Veysel de şaşkın. Kime diyorsun lan? Hı? Kime diyorsun şapşal falan diye lan? Ben demedim şapşal ya. Steven'in. Valla ben demedim. Şapşal! Şapşal! İkili şaşkın bakışlarını aynı anda papağana çevirdiler. Şapşal! Şapşal! Anam bu konuşuyor. Anam hem de çok güzel konuşuyor. Senin şapşal olduğunu anlatayım işte. Bade dedi ki sağ dedi. Nereye bade dedi? Sağ dedi işte. Görmedin mi? Koca sağa bakıyordu. Baksana. Kime dedin şapşal diye? Kime dedin birader? Veysel Şükrü'yü gösteriyor. Günaydın! Günaydın! Sağ demiş, gördün mü? Ne alakası var? Hayvan günaydın dedi. Günaydın. Ya ben ona sordum ya şimdi, şapşalı kime dedin diye sordum ya, o da günaydın, günaydın diyor. Yani tabii ki ona söyledim, günaydın yani yeni mi anladın anlamında, söyleye günaydın ha. Anam bu nasıl bir uydurma, ne alakası var enişte ya? Anam bir daha soralım bak, birader, şapşal Veysel, şapşal Veysel, şapşal Veysel desene. Ne kadar tatlısın, nasıl şapşalsın sen öyle. Ya vay vay, nasıl şapşal desin, akıl var, mantık var, mantıksız. Şapşal Veysel, şapşal Veysel. Ne diyor Allah'a, ne diyor? Bir dakika lan, bir dakika çok üzülsün, şapşal Veysel dedi ya. Ne diyorsun lan sen? Oğlum bana mı diyorsun sen? Sen bana mı diyorsun? Anam sen bana mı şapşal dedin? Banka. Buyurun efendim, iyi günler. Nurhan bankoda tek çalışıyor. Tuba elinde birkaç yüzlükle Nurhan'ın yanına geldi. Kolay gelsin Nurhancığım. Şunu bozar mısın? Sağ ol canım, tabii ki. Nurhan, hı? Bilmece sordurmadın diye müdür bey çıldırmış durumda. Ben daha çok çıldırmış durumdayım. Ben daha çok sinirliyim Tuba. Yeter artık, burama kadar geldi ya. Ya adamın bilmeceleri yüzünden ya işe konsantre olamıyoruz. Aslında sen de haklısın Nurhan. Yani koskoca adam bilmecelerle uğraşıyor ve ben de anlamıyorum niye böyle olduğunu. Ah buyur hayat. Ay teşekkürler. Nerede seninki? Müdür çağırdı, odasında işte. Kesin bilmece soruyor. Kesin ona bilmece soruyor. Aman bana bulaşmasın da ne yaparsa yapsın. Geliyor. Ne? Ne oldu herde? Abicim hiç kusura bakma. Müdür beyin bilmecesini sana sormam lazım. Oğlum saçmalama. Ya hiç mi kafa yok sende, anlamıyor musun? Şimdi de seni maşa olarak kullanıyor. Abiciğim bir saniye dinlesen. Oğlum bilmece falan istemiyorum Erdem ya. Anlamıyor musun? Ama sormak zorundayım abiciğim. Anladım. Öyle bir yalan söylemeliyiz ki. Ya müdür bey buna inansın abiciğim. Erdemciğim ne yapıyorsun? Bırak saçmalama. Bak Erdem, açık net söylüyorum bak, kaşınıyorsun oğlum, bak sonunda sana patlayacağım ha. Bir dinlesen. Ya oğlum dinlemek istemiyorum ya, niye anlamıyorsun? Bilmeceyi sana sormuş. Git kendine uğraş ya. Hayatım zorlama artık adamı. İstemiyor işte. Yani bu saçmalıklara bence sen de alet olmamalısın. Bırak. Boş ver. Hadi gel. Oturalım. Tamam. Tamam hayatım. Uğraşmayacağım. Yerine geçiyormuş gibi yapıp Tuba'yı kandırarak soluğu Nurhan'ın yanında aldı. Nurhancığım sana sormak zorundayım abiciğim. Yani. Ağzını kapattı. İstemiyorum dedim Erdem. İstemiyorum. Ya hayatım gelsene ya. Boş ver, bırak. Of. Yeter ya Nurhan, bırak sorsun, cevaplamazsın sen de olur biter. Olmaz Tuğba, bu bilmeceler zehir gibi beyne nüfuz ediyor. Sonra ben istemesem de bütün gün düşünmek zorunda kalıyorum. Ya uf, hayatım gel işte, tamam boş ver öf. Şişt, bak Erdem açık net söylüyorum oğlum, bak birazdan ağzını açacağım. Eğer ağzını açtıktan sonra bilmece falan sormaya kalkışırsan seninle bir daha konuşmayacağım. Bak yemin ediyorum şaka değil, seninle konuşmayacağım. Açıyorum. Ne oluyor? Abi ne yapıyorsun? Öldürecektin ya. Ay hayatım iyi misin? Ay, yanlışlıkla burnunu da mı kapattım? Çok özür dilerim ya. Bebeğim iyi misin? Şimdi müdüre nasıl bir yalan... Kapat nasıl bir yalan söylersin? Ağzını kapat şunun. Sus artık, yerine geç hadi. Ağzını. Hayatım geç yeter. Aa geç hadi hadi. Şapşal Veysel. Ne? Şapşal Veysel. Oğlum ne diyorsun lan? Akıllı ol, vallahi gelmeyeyim o kafesinin içine, bak ağzını burnunu kırarım senin. Oğlum bırak, ne güzel konuşuyor ya, çeşitli kelimeler söylüyor, baksana çok tatlı ya. Ya ne güzel konuşuyor. Geldi.
Ya çocuk akıllı ol bak diyorum sana. Ya enişte bak şunu sustur vallahi ağzını burnunu. Ne var la? Başak geldi. Merhabalar. Aa, sen Başak'ı nereden tanıyorsun? Arkadaşın mı? Aynı okula mı gidiyorsun? Şükrü Veysel'i dürtüp omzunun üzerinden arkasına bakan Veysel aptal aşık ifadesiyle ayağa kalktı. Başak şaşkın. Oğlum şu hayvan bile seninle güzel konuşuyor. Merhabalar Başak Hanım. Yanındaki Kutte de merhaba diyecek ama bir türlü beceremedi. Yeni mi geldi bu? Evet, Kemal diye hediye geldi Başak Hanım. Hayvanın aşıları tam mı? Kanka, aşıların tam mı? Papağan soruyor papağan. Pardon, papağan bilmiyoruz. Amazon papağanına benziyor. Bunların taklit yetenekleri çok fazladır. Şapşal Veysel! Şapşal Veysel! Başak gülüyor. Veysel papağanı susturmak için kafese vurdu. Oldu mu? Manyak mısın lan sen? Ama bu birazcık terbiyesiz bir türe benziyor. Anası babası iyi eğitim verememiş belli. Sadece taklit ediyor. Şapşal Veysel! Şapşal Veysel! Yok Başak Hanım, hayvan hakikaten hissederek söylüyor ya. Enişte... Neyse Şükrü abi, biz Biricik'le buluşacaktık ama benim bir işim çıktı. 2 saat sonra geleceğim, sen söylersin. Söylerim, başım gözümüzdüken söylerim. Başak Hanım, bu arada siz gitmeden çok küçük bir şey söyleyeyim. Bu hayvanın söylediği bütün her şeyi unutun. O tamamen bir hani bizim aramızda şakalaşma gibi. Mesela ben ona şapşal papağan diyorum, o bana şapşal. Mesela şapşal. Şapşal, şapşal. Evet, gördünüz mü şapşal? Mesela ben size şapşal Başak misal yani. Yani o da, şey iyi anlamda. Anlıyorum. Neyse, kolay gelsin. Güle güle. Oğlum sen benim başlamadan ilişkimi mi bitireceksin lan? He? Rahat bırak hayvanı. He? Şirket misiniz siz? Tamam, bir şey demedim. Pıpağım. Pıpağım. Ne? Bir daha de bakayım. Oğlum akıllı konuş bak, o kakanı koparırım senin yerinden ha. Şapşal! Şapşal! Sensin lan şapşal. Oğlum bak, sana çok pis diş biliyorum. Yemin ediyorum var ya, o kafesin içine gelirim. Ağız burun girip hareketlerin doğru düzgün olsun. Banka. Nurhan pencere kenarındaki bankoda işine dalmış. Tuğba'nın müşterisi gidince Erdem oturduğu yerden uzanıp arkadan Tuğba'yı dürttü. Nurhan'ı işaret ederek hadi git sor diye kaş göz ediyor. Tuğba biraz kararsızlık yaşadıktan sonra utana sıkıla kalkıp Nurhan'ın yanına geldi. Buyur Tuğba'cığım. Tuğba nasıl söylesem diye kıvranıyor. Yok artık yani Tuğba, inanamıyorum ya, sen de mi? Ya Nurhan'cığım ya, gerçekten haklı bir nedenimiz var. O bilmeceyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Allah Allah, yani beni bilmeceyle taciz etmenin haklı tarafı neymiş acaba? Şöyle Nurhan'cığım, bilmecenin cevabını bilirse Erdem'e %20 zam yapacakmış müdür bey. Evet abicim, bu zam benim için çok önemli. Biliyorsun ki evleneceğiz ve bizim para biriktirmemiz lazım. Evet Nurhan. Ne diyorsunuz siz ya? Yok, hakikaten bu müdür bey... Müdür bey delirdi herhalde ya. Böyle şey olur mu hiç ya? Ya Nurhan, gerçekten ihtiyacımız var o zaman. Biliyorsun evleneceğiz. Tuğba ile Erdem yüzlerini buruşturup dudaklarını uzatarak ajitasyon yapıyorlar. Nurhan daha fazla direnemedi. Hadi sorun bakalım neymiş. Bundan sonrası bende Nurhan. Bankonun altından çıkıverdi. Yine yaptın yapacağını müdür bey. Hem aniden belirdin, aklımı aldın. Hem de bilmeceyi soracaksın. Bravo. Evet Nurhan. Din din değil mi? Evet. Hadi sorun, sorun bir an önce. Bir sürü işim gücüm var. Bana öyle bir yalan söyleyeceksin ki... evet, bu yalan demek zorunda kalırsam... Erdem'e %20 zam yapacağım. Nedir bu yalan? Yalan mı bulamadın Erdem? Abiciğim bir bilsen neler söyledim biliyor musun? Dedim ki az önce Mars'tan uzaylılar geldi. Hesap açtırdım. Ne dedi biliyor musun? Doğrudur, olabilir. Olur mu canım öyle şey? Olur mu canım öyle şey? Bal gibi yalan işte. Tamam da yalanı kabul edip etmemek bana kalmış bir şey Nurhancığım. Bir dakika, o zaman her şeye doğru olabilir dersiniz. Yok, beni sıkıştıracak bir cevapmış ve cevabı arıyoruz. Bu cevap da varmış. Ha dur, tamam. Tamam, buldum bir tane. Rahat olun arkadaşlar, soruyorum. Bundan sonra müdür bey
bilmece sormayacak. Fena değil. Fena değil ama beni sıkıştıracak kadar güzel bir yalan değil. Sormayabilirim, olabilir yani. Ya Nurhan'cığım anlamıyor musun? Yani öyle bir soru soracağız ki müdür bey evet yalan diyecek. İyi de Tuğba'cığım her şeye doğru diyebilir ki. Hani böyle bilmece mi olur? Olmuş Nurhan'cığım ve cevabı da varmış. Biz bu cevabı arıyoruz. Nurhan eğer bu yalanı bilirsen Erdem'e %20 zam yaparım. Nedir bu yalan? Kolay gelsin. Allah Allah. Ya adam bilmece yüzünden tedavi görüyor aylardır. Adama diyorum ki bundan sonra bilmece sormayacaksınız. Doğru olabilir diyor. Yalan değil diyor ya. Bilmeceden sonra ne soracağım? Son nokta ya. Ne olur Nurhan yardım et lütfen ya. Her şey senin elinde abi. %20 zam. Bize. Yalan. Evleneceğiz biliyorsun. Tamam tamam düşüneceğim. Allah Allah. Böyle dikilmeyin başımda konser... Kafam dağılıyor. Tamam. Baskıda hissediyorum. Oturun hadi. Tamam oturuyoruz hadi. Tuba ile Erdem yerlerine geçtiler. Nurhan bilmecenin cevabını düşünmeye başlamış bile. Yalan. Ne olabilir abi yalan? Aval aval papağana bakıyorlar. İşte senin yüzünden başa rezil oldum ya. Abi ben mi sana şapşal dedim ya? Kuş dedi sana şapşal diye. Yine dedi herhalde. Şapşal! 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 Oğlum yeter ya. Yeter vallahi yeter. Bütün tüylerin yolacağım. Hiçbir şey yapamazsın. Kemal Bey'in kuşu o. Konuşurken önünü bile iliklemen lazım oğlum. Şükrü! Ya Şükrü! Ya senin çöpleri dikmen lazım. Niye kaytarıyorsun burada hala? Niye kaytarayım ya? Kemal Bey'in kuşuna göz kulak oluyorum ben burada. Ya! Ay ne kuşu bu ya? Papağan bu. Nerede çıktı la bu? Ay ne tatlı bir şeymiş bu ya. Vallahi hiç o kadar da tatlı matlı bir kuş değil abla. Saf salak kuş beyinli bir şey. İyi ki. Ne haber fıstık? Ne haber fıstık? La bu bana fıstık dedi la. He? Neyse de şapşal diye Meryem. Fıstık, fıstık. Ay neyse fıstık diye dillerini yerim ya. Ne tatlı bir şeysin sen öyle ya. Meryem, benim bu kuşa göz kulak olmam lazım. Çöpleri kayınça götürsün, deksin. Hayır efendim, işini başkasına kakalama. Yürü, yürü sen dek. Hadi yürü. Yürü, yürü. Ha? Duydun mu canım kuşun sesini? Hadi bakalım, yürü. 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 Aferin lan sana. Yürü diyeyim, ağzım yerim besin. Aferin sana. Ne tatlı bir şeysin sen böyle be. Abla kuş o kuş. E tamam, çok tatlı. Konuşuyor işte. Fıstık diyor, yürü diyor. Ne haber fıstık? Ne haber fıstık? Kurumsal bankacılık hizmeti veren yetkililerin tepesinde dolanan müdür Lütfü sözde onları denetliyormuş gibi yapıp arkadan Nurhan'ı kesiyor. Nurhan müşterisiyle ilgileniyor. Kapıdan girildiği gibi sağ tarafta 3 banko yan yana dizili. Bankoların arkasında kurumsal hizmet veren yetkililerin masaları var. Müdür Nurhan'ın arkasındaki masada çalışan Aydoğan'ın tepesine dikildi. Müşterinin gitmesini fırsat bildi. Nurhan'ın yanına geliyor. Çalışamıyorum ki kafamda bilmece var. Kadın da bana bakıyor. Kolay gelsin Nurhan'cığım. Cevabı bulabildin mi? Şimdi demin müşteriyle işini yapıyordu müşterinin. O an aklıma bir şey geldi ama bakalım hani şu yalan nasıl? Mesela atıyorum bugün iş çıkışı trafik saatinde hiç trafik olmayacak. Vızır vızır köprü akacakmış. Olabilir. 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 Yılbaşında büyük ikramiye bana çıktı. Ve ben hepsini hayır kurumlarına bağışladım müdür bey. Kabak gibi yalan işte. Olabilir. Bağışlayabilirsin. Müdür bey, artık dizilerin arasına reklam girmeyecekmiş. Doğrudur, olabilir. Bir dakika. Ya bu benim aklıma nasıl gelmedi? Tamam bu iş bitti. Arkadaşlar, ben Nurhan Süleymanoğlu. Bugün bankayı soyacağım ve bütün paraları alıp kaçacağım. Buyursunlar işte. Olabilir. Müdür bey, yani bunun yalan olduğunu herkes bilir. Bariz yalan işte. Olabilir.
Yok artık ya. Hadi oradan. Ya çok özür dilerim müdürüm ama. Hadi oradan yani lütfen rica edeceğim. Ben bankayı soyacağım. Ben paraları alıp kaçacağım. Olabilir. Tövbe tövbe. Fıstık. Fıstık. Ay senin fıstık değil dillerini yerim ben. Ağzını yerim ya. Yani seninle sohbet etmek aslında çok güzeldi ama yani ben biraz işim gücüm olduğu için gitmem lazım. Sonra tekrar gelirim. Oldu mu canım? Ay kurban olurum. Bay bay fıstık. Bay bay fıstık. Ya bak gördün mü? Güzel de nasıl da anlıyor ya. Şapşal, şapşal, şapşal. Veysel gözlerini belerterek orta sehpanın üzerinde duran kafesini önüne diz çöktü. Oğlum, bak yeter senin. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Bana bir gel yüzüme söyle. Gel yüzüme karşı bir söyle bakayım. Bir söyle, bir söyle. Hele bir söyle bir yüzüme söyle. Ana, kıstın mı? Kısma, kısma. Senin suçun yok tabi. Hep neresi bırak? Ne? Doğru diyorsun ya, senin hiç suçun yok. Hep ne yaptıysa o benim hobbit eniştem yüzünden oldu. Ah enişte, ah. Başağın yanında rezil oldum senin yüzünden ya. Eniştemin yüzünden. O yaptı hepsini. Aklına cin bir fikir gelmiş gibi gözlerini boşluğa çevirerek boş bir kafes getirdi gözünün önüne. Sinsice papağanın kafesine bakıyor. Müştemilatta bir adet boş kafes var. Junior'ın yazık Allah rahmet eylesin kuşu öldüğünde kafesi boş kalmıştı. Beni Başak Hanım'ın yanında rezil etmek ne demekmiş? Sağa göstertecekmişti. Değil mi lan? Cevap versene. Terbiyesiz seninle konuşuyorum ben. Anca şapşal şapşal. Başka bir şey bilmiyorsun ya. Kafası beyaz, gövdesini kaplayan tüyler gri'nin farklı tonlarında. Kuyruğu da kırmızı. Uçtu uçtu kuş uçtu. Aman da nereye uçtu? Kuş da uçmuş tek başına. Bulamamış kimseyi burada. Boş kafes müştemilatın ortasında. Veysel boş kafesi alıp diğerini bıraktı. Kimseye görünmeden sessizce villaya girip boş kafesi salonun ortasındaki sehpanın üzerine koydu. Kapağını da açalım. Aha. Ellerini ovuşturarak kafesin başına diz çöküp oturdu. Aa, enişte papağanı kaçırdı. Kemal Bey'e ne diyeceğim acaba enişte? Elini kafesin içine sokup parmak uçlarını papağan gagası gibi bir araya topladı. Şapşal! Şapşal Şükrü! Babacım! Babacım! Elini kafesten çıkarıp bir gelen var mı diye sağa sola bakınarak ayağa kalktı. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi masum bir ifade takınarak salondan çıkıyor. Sarp'ın şirket binası. Cavidan Sarp'ın koltuğuna kurulmuş tırnaklarını törpülüyor. Bu sırada Sarp Beti benzi atmış bir halde ofise girdi. Sanki büyük bir şok yaşamış gibi eli ağzında ağır ağır masaya yaklaşıyor. Hoş geldin Sarp'cığım. Cavidan. Az önce ne oldu biliyor musun? Ay biliyorum tabii ki. Kapıdan içeri girdin. Onu sormuyorum ya. Ondan önce ne oldu biliyor musun? Onu soruyorum. Ay kapının önüne geldin. Kapıyı açtın ve şimdi buradasın. Ne diyorsun sen Cavidan? Saniye saniye anlatma ya. Başıma çok büyük bir felaket geldi. Ay biliyor musun? Benim de başıma felaket geldi. Ya böyle tırnağımı törp yaparken o jemi kaldırmışım. Baksana. Aynısından da yok şimdi yedek yanımda. Ne yapacağım ben şimdi bak. Ne anlatıyorsun sen bana ya? Ben az önce ölüyordum diyorum sana, ölüyordum. Ay vallahi yüzün de bembeyaz olmuş senin. Gel, gel şöyle bir otur. Masanın üzeri. Oturayım, oturayım. Ne oldu? Anlatsana. Cavidan, ofise çıkmak için asansöre bindim. Düğmeye bastım üst kata. Sonra asansör birdenbire durdu ve hızla aşağı inmeye başladı. Sonra Sarp'ın ağzı açık kaldı artık diyecek söz bulamıyor. Sonra hızla inerken
Zemine... Zemine çakılmak üzereydim. Ay hemen ara katların birinden kaçıverseydiniz. Sen ne diyorsun Cavidan ya? O hızla aşağı iniyorum ben, ara kattan nasıl ineyim? Ay değil mi? Orası da doğru. İyi de Sarp Beyciğim, yani bu kadar hızlı asansör kullanılır mı? Aşırı sürat felakettir. Bunu bilmiyor musunuz? Ya Cavidan, araba mı bu ya? Ya ben kullanmıyorum ki, asansör kendi iniyor, düşüyor aşağıya. Ay, inşallah çakılıp ölmemişsinizdir. Sonra birdenbire böyle galiba emniyet freni gibi bir şey devreye girdi. Asansör yavaşlamaya başladı. Zemine çakılmaktan kurtuldum. Ay, bu bir felaket. Ya. Ay düşünsenize Sarp Bey. Yani şimdi asansörler bozuk. Biz o kadar katı merdivenle mi çıkacağız? Bu gerçekten bir felaket. Yerinden kalk Cavidan. Koltuğundan kalk. Kalk yerinden. Allah Allah. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Salona geldiler. Şükrü abi, papağan gerçekten şapşal Veysel diyor mu ya? Diyor abi, hem de nasıl diyor. Şimdi danazor kayınço demeye öğreteceğim biliyor musun? Kuş o kadar akıllı ki her şeyi kapıyor ya. Hadi ya, çok merak ettim. Mehmet kafesi boş görünce şaşırdı. Kuş nerede Şükrü abi? Şükrü sırıtarak kafese baktı. Yorgun da odasına çekildi herhalde. Ne odası Şükrü abi? Görmüyor musun tel kafes? Dört bir yanı gözüküyor. Kapısı da açık. Kaçmış olmasın? Kapısı da açık. Kaçmış demek ki. Allah Allah. Kaçmış. Şükrü anca aydı. Kolunu panikle kafesin içine soktu. Papağanı arıyor. Cefa mı bulmuş bunu? Nerede bulmuş ya? Kuş nerede? Şeyde burada, şeyde burada. Kuş nerede? Abi kuş nerede? Şimdi de sağa sola bakınıyor. Ne yapıyorsun? Oğlum Kemal Bey beni mahveder. Kuş nerede diyorum. Kuşu vur Mehmet alarm diyorum sana lütfen. Vur diyorum sana şu kuşları bir vur diyorum. Nereye gitti kuş? Kemal Bey ben öldür alarm diyorum Mehmet. Abi dur. İçine bir bağla vurayım ne selam de diyorum. Günaydın. 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 Veysel ile Junior kafesin başında oturmuş aval aval papağana bakıyorlar. Günaydın. Dayıcığım, bu çok güzel papağanmış. Keşke benim olsaydı. Güzeldir güzel. Oğlum, bak bu Kemal Bey'in papağanı ha. Vallahi baban olsa hayatta vermezdi sana sevdiği de... ...ben sırf sen sev diye getirdim, kıymet bil. Sağ ol dayıcığım. Merhaba, merhaba. Merhaba. Aa, dayı bu konuşuyor. Merhaba, merhaba diyor. Konuşuyor, konuşuyor da ben onun pek söylediklerini duymak istemiyorum biliyor musun? Şapşal. Şapşal, şapşal. Estağfurullah, tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Dayıcığım, ben buna bir sürü şey öğretirim. Sen hiç merak etme. Öğret Junior. Öğret de önceden bildiği her şeyi unutsun. Şapşal Veysel. Şapşal Veysel. Anam sen beni nasıl tanıdın? Bir de beri taktım o kadar. Sen nasıl tanıdın beni ya? Oğlum vallahi ağzını burnunu kırarım senin. Aklını alırım. Bütün tüylerini didik didik yolarım senin. Dayıcığım. Tamam ya, benim asabım bozuldu. Sen buna bak, bak. Babana babana sakın söyleme, gelir hemen alır elinden, sakla tamam mı? Tamam dayıcığım. Oğlum ben gidiyorum, bir daha bana şapşal değilsen senin yedi sülaleni keserim. Bütün ananı babanı bulur, tüylerini hepsini yolar, gözünün önünde çırılçıplak bırakırım babanı. Akıllı ol azıcık, terbiyesiz. 27 yaşında adamım ben ya. Bu nasıl bir ahlaksızlık bu? Şapşal, şapşal, tamam, şapşal. Siz. Kızdı gidiyor. Hadi bakayım oğlum, Junior, Junior, Junior. Junior, hadi. Sarp hala yaşadığı şokun etkisinde gözleriyle bir noktaya odaklanmış, boş boş bakıyor. Cavidan tepesinde dikilmiş. Ya Sarp'cığım, düşünme artık. Geçti gitti kaza, bitti. Bak, sapasağlamsın. Ama olabilirdi. Yani ben ölebilirdim. Eğer asansör zemine çakılsaydı benim için bir felaket olacaktı. Unut artık bunları Sarp'cığım, unut. Unutamıyorum Cavidan. O an hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bir sürü yanlış şey yaptığımı fark ettim. Ay yok canım. Yanlış yaptığın hiçbir şey yok. Yaptım Cavidan. Mesela senin burada olman baştan aşağı yanlış. Ay benim burada olmam yanlışsa o tarafa geçelim, düzeltiriz. Ya Allah Allah, ben sana koordinatlardan bahsetmiyorum Cavidan. Sırf
Sen benim yanımda ol diye seni bu işte tutuyorum. Sen aslında burada hiçbir iş yapmıyorsun ki. Ayrıca ben nişanlıyım Cavidan. Bu çok yanlış bir şey. Burada haklısın. Evet. Bu yanlış bir şey Sarp Bey. İnsan ne zaman öleceğini bilemiyor Cavidan. O yüzden hayatımı değiştirmem lazım. Güzel şeyler yapmam lazım. İyi, bu çok güzel Sarp Bey. Ne yapacaksınız? Neyle başlayacaksınız? Kararlı bir ifadeyle ayağa kalktı. Senden başlayacağım Cavidan. Kovuldun. Ne? Yok yok. Olmaz. Bir insanı işten atmak, kovmak da çok yanlış bir şey. Ayrıca sen bu zekayla dışarıda perişan olursun. Ay evet. Benim zekama yazık olur değil mi? Cavidan. Zehra Hanım'dan sekreterlikle ilgili her şeyi öğreneceksin. Artık o eski hikayeler bitti. Burada normal bir çalışan olarak bulunacaksın. Ay nasıl yani? Çalışmak, çalışan, öyle bir şey mi olacağım? Aynen öyle. Yani sekreterlik yapacaksın, telefonlara bakacaksın, randevuları ayarlayacaksın, raporları hazırlayacaksın. Yani Zehra Hanım senden ne istiyorsa onu yapacaksın. Ay istifa edeceğim ben. Aa, ona bir şey diyemem yani. İstifa edersen ben karışmam Cavidan. Ay evet. Midem bulunuyor benim. Böyle çalışmak falan. Ay çok fena. Ay ben de obaya gitmek zorundayım Sarp Bey. Eli böğründe iki büklüm ofisi terk ediyor. Cavidan. Ya Cavidan. Allah Allah. Ya, ya o istifa değil ki, o istifra. Allah Allah. Koltuğa oturayım derken yere çakıldı. İyice ürkmüş bir halde doğrulup kalktı yerinden. Allah, üst üste felaketler ya. Allah, bu bir işaret herhalde. Temkinli bir şekilde koltuğa oturup Cavidan'ın bıraktığı törpüyü aldı eline. Stresten tırnaklarını törpülüyor. Farkına varınca törpüyü elinden attı. Yok, 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 yok. Nerede bu kuş ya? Nerede bu kuş ya? Her tarafı aradım, yok mu kuş? Salon darmadağın. Her yere baktım Şükrü abi. Hiçbir yerde yok ya kuş. Aynen, ben de çatıya bile baktım, yok. Ne oldu bu hayvan? Nereye gitti? Kuş oldu. Uçtu gitti sanki ya. Zaten kuş Şükrü abi. Uçması normal yani. Şükrü! Ben şimdi mahvoldum. Ben şimdi mahvoldum. İnşallah diyeceğiz. Minderleri topluyor. Abi söylersin kuşun kaçtığını. Nasıl söylerim? Nasıl söylerim oğlum? Vallahi şu kafesin içine beni kor, biliyor musun? Sabahtan akşama kadar beni onun içinde öttürür vallahi. Kaldır şu kafesi. Kaldır şu kafesi. Anam geliyor. Şimdi baksana sen kuş taklidi yapabiliyor musun? Kim? Ben mi? Saçmalama Şükrü abi. Baksana, saçmaladım değil mi? Şey diyorum baksana, aklımı fıydırdım. Sen şu kafesi al, çat şimdi dışarı. Kafesin yerine tepsi içindeki gümüş ibrikleri koydu. Şimdi ara, baktım bulamadım, tamam mı? Kertekeleri, tavuğu, mavuğu içine koy, ben belki yutturum. Hadi koş. Şuraları topla. Topla. Hadi sen git hemen git. Oğlum gitti mi? Lan nerede? Lan nerede buraların hali ya? Evet, tamam topladım. Bir şey olmuş herhalde. Şişt, bana bak, sabahtan beri bağırıp duruyordum ya. Duymuyor musun sen? Ya duyuyorum da, duymamasından geliyorum. Ne diyorsun nasıl? Yani duydum, hemen geldim. Emrinizdeyim emin mi? Buyurun. Şişt, bana bak. Cavit bana bir şey gönderecekti. Kurye muriye geldi mi? Yok, gelmedi. Allah Allah ya. Sabah elinde olur demişti ya. Ya Cavit'e ne bakıyorsunuz siz ya? Cavit gönderdim der, göndermez. Göndermedim der, gönderir. Dengelsin. Teki Cavit. La sen ne biçim konuşuyorsun benim koskoca iş adamı arkadaşım hakkında? Tamam efendim. Ben diyorum kapıya gideyim diyorum. Eğer kuruya getirse alayım geleyim kuşu. Kuş mu? Ne kuşu? Kuş kuş. Kuş diyorum. Kuş gibi uçayım geleyim diyorum. Şükrü daha fazla açık vermeden hemen tüydü oradan. Kemal bir şeylerden şüphelenmiş gibi gözlerini kısmış, şaşkınlıkla etrafa bakınıyor. Turuncu objeyi yerden kaldırıp sehpaya koydu. Her yerde ya. Nurhan ve Aydoğan masalarında ekmek arası bir şeyler yiyorlar. Nurhan omzunun üzerinden Aydoğan'a bakıp tekrar önüne döndü. Ya bu Aydoğan abi, biz bilmeceyi çözmek için yemeğe çıkmadık tamam da. Sen niye çıkmadın ya? Ben de bilmecenin cevabını merak ediyorum Nurhancığım. Abicim dikkatini dağıtma ve bilmeceye odaklan. Ya nasıl bir yalan söylesek ki müdür bey, evet yalan desin ve kabul etmek zorunda kalsın.
Arkadaşlar, kolay kolay kabul etmem, söyleyeyim bakın. Hadi Nurhancığım, hadi abicim, bak bunun sonunda %20 zam var. Ya tamam abicim, bir dakika bir rahat ver. Düşünüyorum, dur. Bir şey geldi aklıma aslında. Şimdi biliyorum, şöyle bir şey deneyelim. Bu Erdem var ya, bu Erdem. Aslında Tuğba'yı sevmiyor. Ne? Yalan, yalan. Bak, yalanmış işte. Nurhancığım, belki de sevmiyordur. Aa, öyle mi canım? Yok, 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 yok. Ya, yalan hayatım. Zaten müdür bey kabul etmiyor sadece. Ya şunun içine bu kadar söyledim, turşu koy diye. Gene koymamış be kardeşim. Turşu koy şunun içine, turşu. Ya, Aydoğan abi. Müdürüm, turşu vardır Aydoğan abinin çekmecesinde. Nurhan, ne saçmalıyorsun ya? Çalışma masasında turşu mu olur? İyi izleyin şimdi. Aydoğan abi, turşu yok mu abi? Aydoğan yan masada oturan müdüre şöyle bir bakıp tekrar Nurhan'a döndü. Yo, yok Nurhancığım. Hayret! İlk defa Aydoğan abinin çekmecesinde bir şey yok. Hayret! Aslında var Nurhancığım, var desem müdür bey kızacak şimdi. Nurhan hoşnutsuzca önüne döndü. Yok dersen de müdür bey turşusuz yiyecek sandviçin, ne var yani? Tam sandviçini ısıracakken aklına bir şey gelmiş gibi duraksadı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar, aynı Aydoğan abinin düştüğü duruma düşürmemiz lazım müdür beyi. Aydoğan abi ne dedi? Turşuyu sorunca var da diyemedi, yok da diyemedi. Müdür bey de ne yalan diyebilmeli, ne de doğru diyebilmeli. Hayatım, baksana. Buldu galiba Nurhan bilmeceyi. Tuğba, buldum, buldum. Şimdi müdür bey, yalan dese de doğru dese de sonuçta bizim kazanacağımız bir yalan varmış hakikaten. Peki neymiş abicim bu, söylesene. Evet Nurhan, bekliyorum, söylesene. Müdür bey, siz geçen Erdem'e %20 zam yapacağım dediniz zaten. Yalan. Evet. Yalan söyledi, doğrudur. Yanlışlıkla dedim. Aslında doğru diyecektim. Dediyseniz de %20 zam yapmanız lazım. Vay be. Ya bravo Nurhan ya. Çok teşekkürler ya. Sevinçle çak yapıp yanaktan öpüştüler. Nurhan'cığım çok teşekkür ediyoruz sana. Çok sağ olasın. %20 zamı kaptık. Vay be. Şimdi yalan desem bilmeceyi çözdün. Doğru desem de zaten %20 zam yapmayı kabul etmiş oluyorum. Evet. Müdür bey, gitti %20 zam. Gitti. Müdür bey. Ağzında lokması varken Aydoğan'a döndü. Turşu. Çekmecesinden çıkardığı turşuyu uzattı. Alın alın. İyi gider. Acı biber var mı? Olmaz mı diye başını eğdi. Vardır, vardır. Ya ben Cavit'i bir arasam mı ya? Kargoya verdim dedi. Bir öğrensem hangi kargoya vermiş. Canım daha yeni aradın. Ay bekle biraz, akışına bırak. Babişkocuğum Cavit Bey ne hediye gönderecek acaba? Nereden bileyim kızım ben? Acaba şöyle bir şey olabilir mi dersin? Antika araba falan. Ya nereden çıkar izin öyle şey ya? Biz böyle Cavit'le ara sıra birbirimize takılırız. Kesin beni gıcık edecek bir şey gönderir. Ay çok merak ettim şimdi. Ben de. Selam. Hoş geldin Bacak'cığım. Hoş bulduk. Biricik hazır değil mi daha? Ay bebekle ilgileniyordum. Rüyam, kızım. Biricik'e haber versene. Bak Başak gelmiş. Tamam abi çocuğum. Biricik! Başak kulaklarını çıkardı. Başak geldi. Kızım, Biricik'e haber ver dedik. Böyle bangır bangır bağır demedik sana. Umursamazca omuz silkti. Biricik merdivenlerden salona iniyor. Geldim, geldim. Bak gördün mü babişkocuğum, böylesi çok daha kolay oldu. Şık diye geldi. Ay iyi ki Sarp'ı çağır demedin ayol, şehre bağıracaktı böyle. Ay aşk olsun anneşkocuğum, ne ilgisi var? Telefon diye bir şey var herhalde. Arar öyle bağırırdım. Rüyam üstün zekasıyla böbürlenirken Serpil ile Kemal şaşkınlıkla bakıştılar. Evet.
Gözünü seveyim oğlum. İstersen diyorum bir komşulara falan bir soralım. Belki kapapanları falan vardır yedik medik. Soralım bakalım ya. Ya Şükrü abi saçmalama. Kapı kapı dolaşıp insanlardan papağan mı isteyeceğiz? Ya istemesek de olur. Biz saklanarsak olur ya. İstek bir papağanımız olsun ya. Ya abi olur mu öyle bir şey ya? Enişteciğim bu çırpınmanı balla kesiyorum ama ve lakin. Şimdi seni bu vukuattan dolayı Kemal Bey kovacak ya. Kendi adına, kendi yerine beni referans olarak gösterirsin değil mi fındığım? Ne alakası var oğlum? Küçücük bir kuş için Kemal Bey beni harcamaz ki oğlum. He, harcamaz seni. O zaman ben gideyim Kemal Bey diyeyim, böyle böyle diyeyim Kemal Bey diyeyim. Enişteyim sizin papağanızı kaybettim. Dur sen oğlum. Biraz daha arayalım, anası bulamazsa gider söylerik ya, Allah Allah. Vallahi enişte ben bana şapşal diyen bir papağan arayacağımı hiç ama hiç zannetmiyorum dostum. Bu herif sanki kasten kaşıyor yaramı ya. Kuşun kaybolmasında bir barınağı olmasın mı? Vesilciğim, koçum... En son papağan yanından sen ayrıldın. Yani kafesin kapısının açık olduğunu falan görmedin mi oğlum? Hissetmedin mi hiç? Enişteciğim dediğin gibi kuşun yanında en son ben vardım. Sizin yanınızdayken de şapşal diyordu. Siz gittikten sonra da şapşal demeye devam etti. Ve ben buna daha fazla tahammül edemeyip odadan çıkıp gittim. Başka hiçbir şey görmedim. Ya kesin bir şey yaptım. Şu odasına bir bakayım be. Şey diyorum, siz neyse gidin biraz daha arayın, ben de bir bahçeye bakayım. Anasını artık Kemal Bey'e söylerim, cezam neyse razı olurum yani. Ha. Görüşürüz. Enişte şey diyeceğim, arayacaksan kuş eğer havuz kenarında ararsan malum hava çok güzel. Belki güneş dökmeye falan çıkmış. Şükrü sen görürsün der gibi dişlerini sıkarak gidiyor. Ay fındık ya. Mehmet ne yapıyorsun sen ya? Ya Veysel Şükrü abi çok üzülüyor ya. Ya üzülür geçer daha küçük yaş küçük atlar. Oğlum yerini falan biliyorsan söyle adam mahvoluyor baksana ya. Ya ne bileceğim oğlum deli misin misin ya? Ne kadar güzel bir diyelim baksana. Gel biz de papağanı arayalım bari. Sağ ol ben abi. Ay siz kızlar böyle toplanıp nereye gidiyorsunuz ayol? Hayvan barınaklarına gidiyoruz. Aa niye ki? Hayatım ben ne zamandır hayvan barınaklarına yardım yapmak istiyordum. Sağ olsun Başak da bu duruma ön ayak oldu. Ben de en çok ihtiyacı olan barınaklara götürüyorum Biricik'i. Ay çok güzel bir şey. Kızım, Biricik ne yaparsınız? Para mı bağışlarsınız? Ha yok babacığım, para yardımı kabul etmiyorlar. Biz de oradaki hayvanlara mama götürüyoruz. Biricik aynı zamanda hayvanların bakımlarını da yapıyor. Aa, Biricik korkmuyor musun hayatım? Ay niye korkayım canım? Onlara sen sevgini verdikçe onlar da seni seviyorlar. Ay çok güzel bir şeymiş. Ay Başakcığım beni de götür bir gün ne olur. Tabii ki ne zaman isterseniz. O zaman biz müsaadenizi isteyelim. Hadi çıkalım biz. Hadi kızım. Hadi canım. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. İlk bir saatte geleceğim. Papağan müştemili attı. Junior! Junior! Hey! Aferin sana. Bravo! Aa, papağan vurdu. Dayın getirdi koydu değil mi buraya? Evet baba. Bak ama Junior diye konuşuyor bu. Junior. Gördün mü baba? Çok tatlı bir hayvan valla. He o ağırı da ben az daha ağırımı oynatıyordum onun yüzünden. Neyse ben bunu hemen Kemal Bey'e götüreyim vereyim. Ya baba biraz daha kalsın ne olur hatırım için. Oğlum böyle şeyler söyleme gözünü seveyim ya. Kemal Bey hediyem nerede diye sorup duruyor Allah aşkına. Şişt, baksana git şu şeyden kümesten 3-4 tane küçük tavuk tüyü getir tamam mı? Tavuk tüyü mü? Tavuk tüyü ne yapacaksın baba? Oğlum bir her şeye burnunu sokma bir sorma git getir baba ne dediğini yap ya. Tamam babacığım. Hadi. Seni çok seviyorum. Ben de seni hadi oğlum. Kafes yarım metre uzunluğunda üstü oval. Şükrü kafesi taşırken hayli zorlanıyor. Salona girip kafesi sehpanın üzerine bıraktı. Kemal, Serpil ve Ruyam şaşkınlıkla kafese bakıyorlar. Evet, Cavit Bey'in hediyesi geldi efendim. Ula bu kuş nereden çıktı ya? Aa, babişkocuğum. Cavit Bey papağan göndermiş. Ay, alakasız bir şey yollar diyordum. Bak kuş yollamış. Ya yok. Cavit'in bir maksadı vardır. İrem çok cingöz bir şey. Ne söylersen tekrar ediyor. La kapıdan buraya gelene kadar 2 dakikada nerede anladın Şükrü? Ya yani gelene kadar bir çene. Oldu iyi günler ben sizi tutmam. Hemen tüydü.
Hakikaten her şeyi konuşuyor mudur babişko? Babişko! Babişko! Hemen söyleyiver dayım. La hakikaten çok orijinal bir şey bu ha. Orijinal! Orijinal! Ay sen her şeyi söylüyor musun boncuk? Boncuk! Boncuk! İnanılır gibi değil. Nasıl konuşuyor ya koca adam gibi ya? Seni ben yerim zeka küpü. Her şeyi mi konuşuyorsun sen? Hoş geldin. Şükrü kafasında planlarla müştemilattaki boş kafesin kapısını açtı. Bu sırada Junior geldi. Elinde birkaç tavuk tüyü. Tavuk tüylerini getirdim de. Sağ ol benim hitabcısım, sağ ol. Babacığım bu tavuk tüylerini ne yapacaksın? Bunları bir araya getirip sağ kuş yapacağım. Ne yapacağım? Bu kadar merak ne? Git ödevini yap. Ödevimi yaptım babacığım. Aferin. Şimdi Kemal Bey biraz hevesin alsın bu papağanda. Onu sana getirin beraber oynarsınız. Sana biraz konuşmayı öğretsin. Babacığım ben kötü mü konuşuyorum? Biliyorum. Hadi git ödevini yap. Hadi. Peki. Beyaz dantel örtü serili fiskos masasının üzerinde duran kafesin içine tavuk tüylerini serpiştiriyor. Arkasında akvaryum var. Bakalım benden uğraşmak nasılmış? Gör bakalım kayınca. Lacivert pantolonunun üzerinde mavi çizgili kazayla hemen tüydü. Boş kafes müştemilatın ortasında. Babişko! Hakikaten ya çok sevimli bir şeymiş bu. Ben Cavit bir gıcıklık yapacak zannettim ama çok güzel hediye göndermiş ya. Aç bir teşekkür et bari adama. Doğru diyorsun. Şimdi hadi bakalım sarpişko diyorsun şimdi. Sarpişko! 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 Ay bunu da söyle her şeyi söylüyor ayol. Cavit! Geldi hediyen geldi sağ ol. Aa, çok güzel bir şey bu çok sevimli bir şey ya. Hepimiz çok sevdik onu. Nasıl? En büyük mü diyeceğim? Diyorum. Ne var? Öldü tamam. Bu diye gel. Dur bakayım şimdi bir şey diyeceğim dur şimdi. Ne oldu Kemal'e? Dur kuşa bir şey diyeceğim. En büyük. Fener! Kan beynine sıçramış gibi irkildi. En büyük Fener diyor. Ay kuş diyor babişkocuğum. Ya en büyük fenermiş yani kuş diyor. Ay Kemal'im sinirlenme. Bir defalık bir şeydir belki bir daha söylemez. Ben deneyeyim şimdi bak. En büyük. Fener. Lan ne diyeyim bu ya? Fener. Lan en büyük Trabzon diyeceksin. Trabzon. Fener. Trabzon. Babişko. Fener. Kemal'in elini kolunu tuttular. Şükrü çimenlerin arasından geçen taş döşeli yolda omuzlarını önüne düşürmüş. Canı sıkkın, keyifsiz bir halde garaja doğru yürüyor. Veysel Mehmet'le garajda. Şükrü'yü o halde görünce ağzı kulaklarına vardı. Enişte, ne oldu ya? Bulamadın mı papağanı? Yok hanım, bulamadım. Hiçbir yerde yok ya. Ne yapacaksın peki Şükrü abi? Abi Mehmet, kötü durumdayım ya. Gerçekten çok kötü durumdayım. Yani birisi bir papağan bulsa, getirse... ...vallahi helaline bir 500 kağıt veririm ya. 500 mü? Beş yüz. Yani işte... ...diyelim ki... ...bir dene şakacı adam... ...senin o papağanı almış, saklamış. Diyelim ki... ...sana da o sakladığı yerden çıkarıp getirtiyor papağanı. O adam 500 verecek mi? Vermez olur muyum oğlum? Ekmeğim söz konusu. Veririm tabii. Niye vermeyeyim ya? Sen ne diyorsun ya? Sen gel la benimle gel sen gel. Ne oldu lan? Çünkü elinden tuttu müştemilata götürüyor. Gel bir şey yok gel sen gel. Fener! En büyük Fener! Serpil ben bu kuşu var ya kesip haşlayıp pilav üstü yapacağım yani ha. Kemal'im sakin ol hayvancağız öğretilen şeyi söylüyor sonuçta. Yok anneşkocuğum bu hayvan gerçekten Fenerbahçeli olabilir bence. Çünkü Fenerbahçe'ye ne diyorlardı? Sarı kanarya, kanarya ne? Kuş. Bu da akrabası sayılır. Dolayısıyla Fenerbahçeli olabilir. Fener! Bak hala konuşuyor ya. Kemal'im ne olur bak büyük resmi görmeye çalış. Ya ne büyük resmi şey bir duymamışsın ya. En büyük Fener deyip duruyor ya. Kemal'im ama hayvan öğretilene söylüyor. Biz de Trabzon demeyi öğretiriz olur biter. Evet. Evet babişkocuğum. Sarpişko diyor Trabzonlu diyemeyecek yani. He.
Değil mi? Cavit öğrettiğine göre ben de öğretebilirim yani. Hadi canım. Güzel kuş. Cici kuş. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen de onu tekrar et. Oldu mu? Şimdi en büyük Trabzon. Fener. Trabzon. Fener. La Trabzon diyelim. Fener. La Trabzon. Fener. La Trabzon diyelim sana. En büyük Fener. Trabzon. Fener. Senin papağan burada, sen ne şey yap. Vesel kafesi boş görünce dondu kaldı. Ana. Panikle kafesin başına üşüştü. Anam bu papağan nerede? İşte papağan nerede? Ya bu kadar eşek şakası yeter, uzatma hali ya. Kemal Bey kuşunu istiyor ya. İşte vallahi şaka maka değil. Ben kuşu buraya koyduydum. En son senin oğlun oynuyordu. Junior oynuyordu bununla. Nerede kuş? Günahını alma çocuğum. Çocuk dışarıda kedi kovalıyor. Yapma. Kedi mi? He. Ana bu ne ya? Papağan tüyleri mi bu? Lan bu papağan savaşa mı girdi? Ne oldu ya? Vesel hayretler içinde avucuyla ağzını kapatarak başını ellerin arasına aldı. Enişte, sakın kedi bu papağanı yemiş olmasın. Vallahi doğru. Kedi papağanı yedi yuttu, görüyor musun? Vah, vah, vah. Anam korktuğum başıma geldi. Rahmetlik, ne kadar güzel bir kuştu. Yazık, beni tanımazsın diye de şapşaldı ya. Beni Ana, ben Kemal Bey'e ne diyeceğim şimdi? Vallahi o senin problemin. Eğer bu eşek şakasını yapmasaydın kuş şu anda sağlam, sapasağlam duruyordu. Ya enişte Kemal Bey vallahi beni buralarda barındırtmaz. İşin böyle güzel tarafları da olabilir tabii. Kurban olayım. Lütfen gözlerimin içine bak. Muhtacım sana adam. Yardım et bana. İyi tamam tamam. Bunun bir tek çaresi var. Yeni bir kuş alacağız. Ölenin yerine koyacağız. Artık Kemal Bey'e kakalamaya çalışacağız. Tamam, tamam çok güzel, süper. O zaman hemen gidelim bir tane yeni kuş alalım. Hemen gidelim bir kuş alalım. Hemen gidelim bir kuş alalım. Sanki bakkaldan ekmek alıyor. Oğlum bu konuşan kuşlar var ya çok pahalı oluyor ya. Ya önemli değil ki işte. Parası nedir ki? Para var bende ya. Para para. 100, 200, 300, 400. Aha da 500 lira var. 500 mi var? Ha, 500 daha yok. Allah'ım çok pahalı bu kuşlar biliyor musun? Artık cebimden falan katacağım. Ne yapayım? Ne yapayım? Şükrü'nün eline sarıldı. Tamam. Oğlum git. Kemal Bey'in gözüne gözükme. Ben işi hallettikten sonra sana haber salarım. Tamam ben hemen gidiyorum enişte. İşte. Hadi git. Veysel'in çıktığından emin olduktan sonra baş parmağını yalayıp hevesle paralarını saydı. Allah bereket versin. Benimle dans etmek ne demekmiş öğrenirsin. Biraz daha çıkaydı iyi olacaktı valla. Trabzon. Fener. Trabzon. Fener. Trabzon diyelim lan. Fener. Tam kafese vuracakken. Ay baba püskücü ne yapıyorsun ya? Baba belki şive bilmiyordur. Ondan söyleyemiyordur yani. Ne diyorsun lan sen? Trabzon desene. Diyelim işte Trabzon. Yani rüyamın dediği gibi biraz şiveli söylüyorsun Kemal'im. Evet babişkocuğum. Ben yapacağım bak. Cici kuş, şimdi ben ne diyorsam onu tekrarla, tamam mı? Trabzon. Fener. Kemal'im, en iyisi sen git biz öğretelim hayvancağıza. Evet, evet babişkocuğum. Sen git, biz en güzel şekilde öğreteceğiz, tamam mı? Hatta senin söylediğin gibi Trabzon dedirteceğim ben, valla. İyi. Akışına bırak. Akışına bırak. Bak, görüyor musun? Hayvan da doğru söylüyor. Akışına bırakınca her şey düzelir. Ula bana bak, ya buna Trabzon demeyi öğretiyorsunuz ya da ben bu kuşu Cavit'e postalarım, haberiniz olsun ha. Tamam Kemal, hadi git. Sen hiç merak etme. Serpil zor çıkardı Kemal'i salondan. Hadi be cici kuş, söyleyiver şunu ya. Hadi, hadi bakalım. Trabzon. Söylesene. Trabzon. Uy uşağım Trabzon. 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 Hadi be yavrum ya. Trabzon. Trabzon. Sarp'ın şirket binası. Sarp masasında evraklarla ilgileniyor. Bu sırada Şevval ile Timuçin girdiler ofise. Aa, anneciğim babacığım hoş geldiniz. Saygıyla ayağa kalktı Sarp. Şevval kiremit rengi bir döpyes giyip koluna beyaz bir çanta takmış. Öpeyim anneciğim. Aa, bu el öpmek de nereden çıktı Sarp?
Öyle demeyin anneciğim. Şimdi el öpmek büyüklerimize saygımızı göstermemiz için çok güzel bir geleneğimiz. Ayakta kaldınız, oturun. Oturun, buyurun, buyurun. Sarp'ta bir gariplik olduğunu sezdiler. Niye öyle tuhaf tuhaf konuşuyorsun oğlum? Hayır babacığım. Asıl ben eskiden çok tuhaf davranıyordum. Ya ben bugüne kadar size layık bir evlat olamadım diye çok korkuyorum. Ay canım benim, neden böyle söylüyorsun? Sen bize her zaman layık bir evlat oldun Marshmallow'um. Hayır. Siz dünya turuna çıktığınız zaman ben şirketi iyi idare edemedim. Hep boşladım. Bütün parayı kızlara, eğlenceye ateşledim. Ah, ah maşallah. Görüyorsun değil mi Şevval? He? Şirket nasıl enkaz haline gelmiş? Merak etmeyin babacığım. Her şeyi düzelteceğim. Gerekirse inşaatlarda amele olarak taş taşıyacağım. Har çıkaracağım. Ne bileyim duvar öreceğim. Canım benim. Bak Tim, duydun mu? Amele gibi dedi. Ne dediğini bilmiyor Şevval. Senin bu dediklerinle şirket kurtulmaz. Babacığım, benim artık trilyonlarda gözüm yok. Kıt kanaat da olsa geçinsek, karnımızı doyursak yeter. Ay Tim, ne oldu bu çocuğa böyle? Vallahi ne dediğini bilmiyor Şevval. Eğer inşaatta falan hakikaten çalışmaya kalktıysa bunun kafasına kalas balas düştü belki de. Yok babacığım, kalas düşmedi ama bugün az kalsın asansörle zemine çakılıyordum. Ne diyorsun sen oğlum? Bir şey oldu mu peki? Neyin var? Nasılsın? Merak etmeyin anneciğim. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Yani hatta eskisinden daha iyiyim. Hem fiziksel olarak hem de moral olarak. Meryem'le Rüyam salona girdiler. Ha, Meryem ya. Çok canım çekti. Akşam taze fasulye yapar mısın? Aa, yaparım tabii Rüyam Hanım. Zeytinyağlısını mı yapayım yoksa böyle normal sıcak yemeğini mi? Yani vallahi ikisini de canım çekti açıkçası. Tamam olur o zaman, ben ikisini de yaparım. Teşekkür ederim. Ne haber fıstık? Ne haber fıstık? İyidir. Senden ne haber? Sana ne oluyor Meryem? Bana fıstık dedi. Hayır, bana dedi. Şaka gibisin. Sana niye desin? Tabii ki bana dedi. Tabii ki bana dedi ya. Sabahtan beri bana fıstık diyor. Bana dedi. Fıstık. 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 Ah işte bak. İşte duyduğun gibi bana dedi. Fıstık diye bana dedi. Hayır canım, bana dedi. Ya böyle bir şey mümkün mü? Allah aşkına Meryem, kusura bakma ama bir kendine bak, bir de bana bak hayatım. Hangimize fıstık diye olabilir sence? Ay tabii ki bana demesi mümkün yani. Lütfen siz de bir kendinize bakar mısınız yani? Zayıflıktan böyle bir deri bir kemik kalmışsınız. Kemikleriniz sayılıyor böyle gadit gibisiniz. Tabii ki bana dedi. Birbirlerine tavır yaparak kafesin başına gittiler. Peki. Canım. Söyle bakayım hayatım, bana dedin değil mi fıstık diye? Hayır canım, bana dedin değil mi güzel kuşum? Kurban olurum ben sana ya. Papicim sen bir konuş bakayım tatlım, bana dedin değil mi hayatım fıstık diye? Oy canım. Ya bana dedi Rüyam Hanım, vallahi kusura bakmayın ben bu konuda mütevazı davranamayacağım yani. Bana ıslık bile öttürüyor. Ya sana niye desin Allah aşkına, çıldırtma beni ya, buna kuş bile güler yani. Hacım. Söyle canım, bana söyle, bana. Fıstık de bana. Rüyam fıstığı. Rüyam fıstığı değil, Rüyam fıstığı. Serpil indi üst kattan. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Kafesin başından kalktılar. Aa, şöyle ki annişkocuğum, papi bana fıstık dedi. Ama Meryem inatla kendisine söylediğini söylüyor. Yani. Ya Serpil Hanım ya, ben inat falan etmiyorum. Ya kuş bana dedi fıstık diye, vallahi bana dedi. Siz çıldırdınız herhalde. Ayol iki koskoca insan geçmişsiniz, kuşun lafına bakıyorsunuz. Peki anneciğim, bırakalım kuşu bir kenara, bırakalım. Sen söyle, Meryem mi fıstık yoksa ben mi fıstık? İkisi de elleri bellerinde, burunlarını havaya diktiler. Meryem el kol işaretleriyle Rüyam'ın zayıflığına atıfta bulunuyor. Serpil şaşkın. Anneciğim söylesene artık. Ay ikiniz de fıstık gibisiniz yavrum. Neyse konu bu değil şimdi. Bakın. Buna hemen Trabzon dedirtmemiz lazım yoksa babacık gönderecek. Ay yok ya, aman sakın Kemal Bey falan bu kuşu göndermesin ya. Ben çok sevdim, bana fıstık diyor ya. Bana diyor diyorum Meryem, bana sana niye desin? Hayır bana dedi. Hayır efendim, bana dedi. Bana dedi. Sor istersen kendisine. Ya ben söylüyorum işte, bana dedi onu. Serpil'e daral geldi. Ha, bana dedi. Saçmalama Sarp. Sen bu manteliteyle
Senin dört çekerin benzin parasını dahi çıkaramazsın. Aa, doğru söylüyorsunuz babacığım. Benim dört çeker çok benzin yakıyor. Hem de çevreyi, doğal ortamı karbon monoksit yayarak zehirliyor. Ben o arabayı elden çıkarayım, şöyle küçük Nurhan'ınki gibi bir araba alayım. Ne diyorsun sen oğlum? Yani nasıl yani? Sen o arabayla gezinip de bizi el aleme rezil mi edeceksin ya? Aa, anneciğim, ya niye rezil olalım Allah aşkına ya? Ya amaç bir yerden bir yere gitmek değil mi? Ya pekala o arabada bizim işimizi görür. Anneciğim, Allah aşkına şu ölümlü dünyada para hırsına kaptırmamak lazım. Senin fabrika ayarların bozulmuş oğlum. İyi ki zamanında devreye girmişim ha. Yoksa buna şirket falan emanet edilmez ya, vallahi. Devreye mi girmişsiniz? Neyin devresi babacığım bu? Kemal Bey'den bir haftalığına 500 bin lira borç aldım. Ama babacığım siz ne yaptınız? Ay babanı görecektin Sarp. Resmen şov yaptı. Böyle hem bizim o kötü durumumuzu söylemedi, hem de paraları kaptı. Ya yapmayın Allah aşkına. Biz o kadar parayı bir haftada nasıl öderiz? Sarp, Sarp, Sarp. Sen ne zaman gördün benim bir borcu geri ödediğim ha? Ama babacığım bir haftada öderim demişsiniz. Evet ama işlerin yoğunluğu yüzünden unutmuş olabilirim değil mi? 500 bin lira çık para. Unutmuş olamaz mıyım Sarp? Anne babasının umursamaz tavrı karşısında ne dese bilemedi. Şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Ay Kemal Bey de şimdi yani getir borcunu öde. Hadi diyecek hali yok ya. Aylar sürer bu borcun tekrar gündeme gelmesi. Aylar, aylar. Tasvip etmediğini ima ederek başını iki yana sallıyor huzursuz. Evladım, boşuna tartışıyorsunuz. Bizim bu kuşa mutlaka Trabzon dedirtmemiz lazım. Hayır anneşkocuğum. Bu fıstık meselesini halletmeden kesinlikle olmaz. Meryem'in benim fıstık olduğumu kabul etmesi lazım. Aa, kabul etmiyorum efendim. Bu kuş bağ dedi fıstık diye. Bir dakika tartışmayalım. Bakın bir fikrim var. Hı. En güzeli teker teker şu kafesin önünden geçin. Hı. Kime fıstık derse o kazansın. Çok harika bir fikir Serpil Hanım. Tamam ben de varım. O zaman benim hazırlık yapmam lazım. Ne hazırlığı evladım? Makyajımı tazeleyeceğim. Kıyafetimi falan değiştireceğim yani. Tamam o zaman benim de hazırlık yapmam lazım. O zaman fıstık olan kazansın Meryem. Oldu o zaman Rüyam Hanım. Hodri meydan. Rüyam görürsün sen diye burun kıvırdı birbirlerine tavır yaparak salondan çıkıyorlar. Serpil şaşkın. Ayol ne yapıyorsunuz? Güzellik yarışmasına çıkmayacaksınız. Çocuğum alt tarafı kafesin önünden geçeceksiniz. Hadi çocuğum. En büyük. Fener! Fener! En büyük fener! Serpil'in keyfi iyice kaçtı. Babacım, babacım. Geri ödeyemeyeceğimiz bir parayı neden istiyorsunuz ya? Yani Kemal babamın iyi niyetini suistimal etmek olur bu. Öf, çok konuşma. Hadi çok konuşma. Ara Kemal Bey'in müdürünü, hesap numaramızı ver. Parayı yatırmak için senden telefon bekliyorlar. Sarp isteksizce telefonunu eline alıp bir numara tuşladı. Cevap bekliyor. Merhaba Vakıf Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Efendim şimdi bizim bir para aktar... Ha, haberiniz var yani. Yok yok, banka hesap numarasına gerek yok. Oğlum ne gerek var hammallık yapmayı, parayı elden mi alacağız? Ver hesap numarasını yollasınlar. Sessiz ol diye işaret etti. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz şimdi o parayı almaktan vazgeçtik, evet. Yani biz kendi şirketimizin öz kaynaklarıyla bu işi halledeceğiz. Efendim saygılar, oradaki çalışanlara da iyi çalışmalar dilerim efendim. Hoşçakalın. Öz kaynaklarımızı da halledecekmişiz. Öz oğlumun attığı kazığa bak Şevval. Bana bak oğlum. Babam bu parayı alana kadar bin dereden su getirdi yavrum. Göbeğim çatladı be. Resmen çöpsüz bir üzüm gibi çöpe attın parayı. Allah aşkına bir sakin olun ya. Aç değiliz, açıkta değiliz. Şevval, ben küçükken dövdüm mü bunu? Hayır Tim, hiç dövmedin. Şimdi biraz geç mi oldu acaba? Çünkü kafasını kırasın var da. Ayaklanıp bastonla üzerine yürüdü. Baba, ya buraya gel. Babacığım, bak şiddetle hiçbir şey çözülmez. Baba, karışma dur. Baba. Sarp koltuğun arkasına sığınmış. Şevval Timuçin'i engellemeye çalışıyor. Gel buraya, gel buraya, gel. Hayır Tim, hayır Tim olmaz. Yapma.
Serpil siyah sigaret pantolonu, beyaz gömleği ve çiçek desenli gri ceketiyle kapısın karşısında oturuyor. Nerede kaldı bunlar? Anneş kocuğum, hazırız, geliyoruz. Heh, hadi. İkisi de podyuma çıkar gibi giyinip süslenmişler. Evet anneş kocuğum, gördüğün gibi gayet hazırız. Evet. Gece mavisi renginde sırt dekolteli mini bir elbise, ayağında siyah topuklular. Manken edasıyla kafesin önünde salınıyor. Evet, söyle bakalım papi, fıstık kim canım? Aa, hayır, jüriyi etkilemeye çalışma, rica ediyorum. Evet Riya Hanım, müsaade ederseniz şöyle bir açılırsanız ben de yürüyeyim. Buyurun efendim. Başından yazmasını çıkarıp makyaj yapmış. Topuklarına kadar uzanan siyah eteği, yaprak desenli siyah beyaz şifon bluzu ve kulak hizasındaki siyah küt saçlarıyla havalı havalı kafesin önünden geçiyor. Konuşsana diye papağana göz kırptı ama tık yok. İkinize de fıstık demedi. Biraz jüriye zaman verelim değil mi anneş kocuğum? Tabii. Canım, fıstık rüyam desene. İşte kurban oldum. Hadi koş, hadi. Fıstık diyordu yani. Yapma diyordu fıstık. Ya bu kuş hiçbir şeyden anlamıyor ya. Aslında haklısınız ya. Ne güzel değil mi? Fıstık 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 deyip duruyordu bana. Güzel. Sorununuz çözüldü herhalde değil mi? Tamam. Şimdi bizim sorunumuza bakalım. Bu hayvanın mutlaka Trabzon demesi kafesi şart. Kendine çevirdi. Fıstık. Fıstık. Ah, çok teşekkür ederim. Duyuyor musunuz bana fıstık dedi. Aa, resmi ayran gelini çıktı la bu. Fıstık, fıstık. Şuna bak, lokum gibi 500 bini kaybettirdi bana. Hayır, cami avlusuna da bırakamazsın ki bu saatten sonra. Ah ah, o parayla böyle ne güzel Avrupa kaçamağı yapardı. Çok bozuldular. E tabii yani lüks içinde yaşamaya alıştılar. Elindekine şükrederek sıradan normal bir hayat nasıl yaşanır bilmiyorlar ki. Nurhan'ın annesiyle babasını bir görseler. Tabii ya, onların kıt kanaat yaşayıp nasıl mutlu olduklarını görseler, lüks hayat hırsının anlamsızlığını fark ederler belki. Bundar ettin 500 bini, ha? Şimdi böyle kara kara düşünürsün değil mi? Yok babacığım, yok, onu düşünmüyorum. Nurhan'ın annesiyle babası sizi bu akşam akşam yemeğine davet etti de onu düşünüyorum. Bizi? Akşam yemeğine. Ay inanmıyorum ya. Ay tüm. Yok yok. Aklından bile geçirme Sarp. Çünkü biz onlarla aynı ligde değiliz. Yok yok. Bir yalan uydurmazsam hayatta kabul etmezler. Hayır hayır babacığım, yanlış anladınız. Benim bir planım var da onu uygulamaya geçireceğim. Şimdi Kemal babamın servetiyle aramdaki tek hız tümseyi Nurhan biliyorsunuz. Evet. Şimdi onu devre dışı bırakmam lazım. Ama bunun için de sizin akşam muhakkak o yemeğe gitmeniz lazım. Ay, ne alakası var şimdi bununla sen? Anneciğim, Nurhan'la daha fazla yakınlaşmam lazım. Düşmanı içten çökerteceğim. Eski Sarp hayata döndü mü yoksa bana mı öyle geliyor? Döndüm babacığım, döndüm. Merak etmeyin siz. Her şey bende. Yalnız siz muhakkak bu akşam o yemeğe gidin. İyi. Kalk o zaman hadi. Hadi kalk gidelim, hazırlanalım Kim. Saçmalama Şevval. Sosyetede davete gitmiyoruz ya. Ne hazırlanması? Aman kim bilir ne biçim yemekler vardır orada şimdi. Kim, gidelim şöyle klas bir şeyler yer, öyle gideriz oraya hadi. Doğru. Hı. Çok zor bir gece olacak anlaşılan. Hadi kalk. Hadi. Kalk bakalım. Ay. Hadi görüşürüz, iyi bakın hadi, kendinize. Hadi, hadi bay. Onlar çıkar çıkmaz hemen telefonuna sarıldı. Arkasındaki duvar kütüphane görünümünde duvar kağıdıyla kaplı. Alo, Mahmut amca nasılsınız? Sarp ben. Ellerinizden öperim efendim. Efendim şimdi bu akşam müsaitseniz annemle babam size yemeğe gelmek istiyorlar. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Badire annemin de ellerinden öperim efendim. Görüşürüz. Göğsünü şişirerek derin bir nefes alıp hızla dışa verdi. Serpil, Rüyam ve Meryem kafesin karşısında bitkin oturuyorlar. Trabzon! Fener! Trabzon! Fener! Ay yok, söylemiyorum Rüyam. Hadi yavrum biraz sen uğraş. Yok vallahi anneş kocuğum, ben biraz evvel yeterince ter döktüm, sıramıyorum da o uğraşsın.
Ay tamam tamam, hadi kayın açıkta ben de uğraşayım hadi. Ben söyletirim şu oğlan. Trabzon! Fener! Trabzon! Fener! Ya Trabzon ya! Fener! En büyük Fener! İnat etti Şapşal ya, söylemiyor işte. Şapşal Veysel! Şapşal Veysel! Lan Sevim kardeşime Şapşal mı diyor lan? Ay her şeyi söylüyor, Trabzon demiyor. Fener! Fener! Trabzon! Fener! Ya Trabzon! En büyük Fener! Trabzon! Trabzon! Cik cik değil, Trabzon! Fener! Fener! En büyük Fener! Mahmut'la Badire'nin yaşadığı kırmızı ev, Mahmut salonda oturuyor gergin. Allah'ım yarabbim, bu davet meselesi nereden çıktı ya? Eminsin yani ha? Yemeğe gelecekler. Evet, Sarp söyledi. Eğer müsaitseniz akşam annemle babam yemeğe gelecek dedi. E siz müsait değiliz de seniniz ya canım. Hayırdır hanımefendi? Randevunuz mu var? Yoksa akşam bir baloya mı gidiyorsunuz? Hayır canım, onu demek istemedim. Zaten siz her şekilde her halinizden müsait değilsiniz yani ondan. Ne demek o ya? Mahmutçum, bunlar zenginler, yüksek sosyeteden insanlar. Yani bizim ev pek müsait değil. Ya niye değil? Tertemiz ev. Oturacaksa koltuk, yemek yiyecekse masa. Hepsi var. Doğru, doğru. Oldu canım. Masa. Masa yemeyecek insanlar. Masaya ne yemek koyacaksın? Kuru fasulye, pilav, pırasa, turşu mu koyacaksınız? Olsa da yesek vallahi ya. Vallahi ilk defa haklı ya. Biz şimdi akşam onlara ne ikram edeceğiz? Ya ben de onu demek istemiştim. Yani zengin insanlar ne yerler, ne içerler bilmiyoruz. Ya canım ne var bunda? Bir liste yaparsınız. Ben gider alır gelirim. Et alırım, tavuk alırım, ciğer alırım mesela. Olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Onlar hayat yemezler onları. Sakın ha, kesinlikle. Ne yerler? Dur, dur. Biraz düşünelim Mahmut. Bir karar verelim, sonra çıkıp alırsın. Hadi koş be. Ay yok, bu hayvanın Trabzon falan dediği yok. Babişkom çok kızacak Almişkom. Ya bir şey diyeceğim ya. Kemal Bey bir kuşun aklına uyup niye kızıyor ki ya? Ay sorma, Fener dedik ya, çıldırıyor maazallah. Fener! Fener! En büyük Fener! Rüyam hadi yavrum, biraz daha uğraş çocuğum. Yok Almişkocuğum ya, görmüyor musun işte keçi gibi inatçı. Keçi! Keçi! Ya her söyleneni tekrar ediyorsun, bir de ne Trabzon demiyorsun ya. Bir dakika, bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Koltuğun ucuna doğru kayıp iyice yaklaştı kafesi. Trikotaj! 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 Bijuteri! 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 Gördünüz mü? Dal kalkar, kartal sarkar. Dal kalkar, kartal sarkar. Dal kalkar, kartal sarkar. Peki. Çekoslovak yalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Yok artık, daha neler. Çekoslovak yalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Ama. Ya. Trabzon. Fener. Fener. Tövbe ya. Fatma tabletinden bir şeylere bakıyor. Ya ben diyorum ki, şuradan gideyim birkaç kilo pirzola alayım. Pirzolayı herkes sever. Tamam Mahmutcuğum, pirzolayı herkes sever de zenginler nasıl pişirilmişini sever onu bilmiyoruz. O zaman bunlara pasta börek yapalım. Yok, onlar hamur işine ağızlarını sürmezler. Ne yiyecek bunlar ya? Ya Fatma Hanım bize biraz yardım etsene ya. Bilgisayara gömüldün kaldın yeni yetmeler gibi ya. Canım Allah Allah, ben bilgisayara düştün müyüm? İnternetten sizin için sörf yapıyorum ben burada. Bizim için mi? Tabii sizin için bakıyorum. Zenginler ne yerler, ne içerler onu araştırıyorum. Aynen. Fatmacığım bir şey çıktı mı? Evet, evet. Kankacığım çıktı. Zenginler istakoz yiyorlarmış. İstakoz mu? Ya işte o pahalı zengin yemeği. İstersen biz sana istakoz yapalım kankacığım yemek olarak be. Ya tabii. Sen onlara bir istakoz yap. Üstüne de yumurta kırarsın. Ya sanki sabah akşam istakoz yiyorsun ya. Evet Fatma, Mahmut haklı. Yani istakozu nasıl pişireceğiz bilmiyoruz. E kankacığım ben de bunu internete boş boşuna bakmıyorum herhalde. Orada bak anlamlı tarifler var. Onlara bakarız. Oradan baka baka istediğimiz yaparız, tamam mı? Tamam Adile. Ne diyorsun? Ben gidip istakoz alayım mı? Hadi git al Mahmut. Bir deneyelim. Hadi canım. Buna da pek güvenilmez ama. Fatma diye burun kıvırdı.
Biriciyi kaçıran adamlardan sakallı olanı bankanın bekleme salonunda oturmuş, çaktırmadan Nurhan'ı kesiyor. Nurhan müşterisini gönderdikten sonra tekrar numaratöre basmadı, önündeki işleri hallediyor. Banka çok kalabalık değil, bekleme salonunda 5-6 kişi var. Tuba müşterisi gidince elinde kırmızı bir dosyayla Nurhan'ın yanına geldi, bir şeyler soruyor. Sakallı adam bakışlarını Nurhan'a sabitlemiş, inceden inceye her hareketini süzüyor. Tuba hala Nurhan'ın yanında. Dosyayla ilgili çözemediği bir sorun olsa gerek, Nurhan'dan bilgi alıyor. Sakallı adam kapitone dikişli, siyah montunun cebinden telefonunu çıkardı. Bıyıklı adam kulağında telefonla beyaz arabanın içinden Biricik'le Başak'ı gözlüyor. Adamın karısı her gün hayvan barınağına gelip 2-3 saat geçiriyor. İzlendiklerinden habersiz arabaya bindiler. Burası çok müsait bir yer. Siz bir yer. Tamam, sen takip et. Arabayı Biricik kullanıyor, hava hafif yağmurlu. Sakallı olan bankada Nurhan'ı gözetlemeye devam ediyor. Tuba kırmızı dosyayı alıp tekrar yerine geçince Nurhan numaratöre bastı. Gelen giden yok. Sakallı adam tek kaşığı havada dik dik Nurhan'ı kesiyor. Kimse gelmeyince Nurhan ayağa kalktı ve rafta üst üste dizili halde duran klasörlerin başına gitti. Şükrü elinde kahverengi bir şemsiyeyle garajda dikilmiş, soğuktan nefesiyle ellerini ısıtıyor. Ufukta Sarp'ın arabasını görünce heyecanlandı. Abuk sabuk el hareketleriyle sözde yön tayin ediyor. Son model siyah cip ağır ağır yaklaşıp Şükrü'nün tam önünde durdu. Şükrü alelacele şemsiyeyi kapatıp Sarp'ın yanındaki koltuğa oturdu. Sarp her zamankinden farklı, ılımlı bir tavırla gülümsüyor. Hoş geldin başkan efendisi. Sefalar getirdin. Vallahi seni görüyorum, o gül yüzünü görüyorum ya. Bütün sıkıntımı, stresimi salıyorum gidiyor. Hoş bulduk Şükrü. Sen de hoş geldin. Cizdana kurban oldum. Şu hale bak, vallahi ciddi söylüyorum. Sana çok güzel, çok özel kelepir haberlerim var bir. Yaklaş biraz Şükrü. Azıcık yaklaştı. Yaklaş. Birazcık daha yaklaştı, tedirgin. Şükrü yaklaş. Vuracaksın mı, ne yapacaksın? Bakıştan hiç beğenmedin Zahar. Yapma Şükrü, yapma. Samimi bir şekilde elini Şükrü'nün omzuna doladı. Bulmak, ona şiddet uygulamak son derece yanlış bir davranış Şükrü. Şükrü, sen şimdi bana villadan ipe sapa gelmez abuk subuk haberler vereceksin. Ben de sana para vereceğim, öyle mi? Sistem öyle işliyor. Ben sana haberleri vereyim, sen de bana para vereyim, bahşiş vereyim yani. Bahşişlerin efendisi. Hayır Şükrü, enayilerin efendisi. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Şükrü, bir insan hakkında başka bir insana bilgi vermek dedikoduya girer. Ve dedikodu çok kötü bir şeydir, bu bir. Ne diyorsun ya? Ayrıca insanlar alın teriyle para kazanıp ailesini geçindirmeye çalışan insanlar varken senin havadan para kazanmaya çalışman çok yanlış, bu iki. Sen zarfsın değil mi? Ne diyorsun ya? Ve artık doğru, dürüst, onurlu yaşamanın vakti geldi. Bu da üç. Bu ne diyor böyle diye bön bön Sarp'ın suratına bakarken birden gülmeye başladı. Yeminle zayi zannediyordum az daha. Çok güzel oynadım. Aktörlerin efendisiyiz. Sarp gülmüyor, gayet ciddi. Şükrü'nün yüzündeki gülümseme Sarp'a baktıkça yavaş yavaş kayboldu. Sen ciddisin ya. Evet, çok ciddiyim Şükrü. Artık dürüst insanlar olmamızın zamanıdır Şükrü. Çünkü seninle beraber biz çok yanlış şeyler yaptık. Artık bunlardan kurtulup onurlu bir hayat sürmemizin zamanı geldi. Mahmut ıstakozu poşetten çıkarıp masanın üzerine koymuş. Evet, hadi bakalım. Istakoz dediniz, işte aldım getirdim. Hadi pişirin bakalım bunu. Mahmut, ben bunu elimi sürmem. Ne demek elimi sürmem ya? Ben buna dünyanın parasını verdim. Kanka, sen yaparsın ha? Yok kankacığım, ben hayatta yapamam.
Aa, bak onun gözleri canlı canlı bana bakıyor. Vallahi benim pilemi kendi kalır. Yapamam. Ne diyorsun sen ya? Getirdik istakozu. Hadi bakalım nasıl pişirecekseniz pişirin. Ya Mahmut ama bu canlı. Böylesi makbulmuş. Peki bunu böyle canlı canlı mı pişireceğiz? Evet. Ne diyorsun Fatma Hanım ya? Vallahi ben demiyorum Mahmut Bey. Bak bu söylüyor. Bu eklem bacaklar var ya. Öldükten sonra beyinlerinden bir salgı salgılarlarmış. Onlar da ya zehirlermiş ya da tatlı tuz olmazmış. Onun için bunları böyle canlı canlı pişirecekmiş. Haşlayacakmışsın. Badire biz bunu ölünce pişirelim. Zehirler belki bunu bundan kurtuluruz biz. Ya Fatma Hanım başımıza ne işler açtın ya. Ne yapacağız bunu şimdi biz? Kıskaçlarına lastik takılmış. Kımaladı. Ya yapıyorsun. Yemeğe geldi mi löpür löpür yutarsın. Sus sen ben korktum. Ya kavga etmiyorum. Sen bunu var ya tek lokmada yersin. Yerim yerim sana ne? Hala arabanın içindeler. Ya. Ya. İşte böyle Şükrü. Yani ölümle burun buruna gelince hayatımın ne kadar boş, ne kadar yanlış, ne kadar gereksiz olduğunu anladım. Ama merak etme Şükrücüğüm. Artık bambaşka, yepyeni bir Sarp olacak. Sarp'ın bu halleri Şükrü'nün hiç hoşuna gitmiyor. Yani bu şimdi şu manaya mı geliyor? Artık senden bahşiş tırtıklayamayacağım anlamına mı geliyor Sarp? Aynen öyle Şükrü. Hayır zaten istesem de veremem. Buraya gelirken öyle çöp toplayan bir çocukla karşılaştım. Cebimdeki bütün parayı ona verdim. Nasıl ya? Benim parama, helalime niye dağıtıyorsun? Niye veriyorsun ya? Şükrücüğüm, kendimi ne kadar huzurlu hissettim anlatamam. Meğer iyi bir insan olmak ne kadar güzel bir şeymiş Şükrü. Gözlerini huzur içinde yumup derin bir nefes aldı. Şükrü bu ne yapıyor böyle der gibi bön bön suratına bakıyor. Sarp'ın gözleri kapalı, huzur içinde. Bu Nurhan'la bulaşıcı mı? He? Yoksa ondan mı bulaştı sabitim bu kötü hareketler falan? Mahmut ıstakozun başında. Badire, ne olacak bu? Evcil hayvan gibi biz bunu evde mi besleyeceğiz? Hadi pişirin bunu ya. Tamam kanka, bir bak bakalım tarifinde nasıl pişiriliyormuş. Tabletine bakıyor, boynuna mavi bir şal dolamış. Kanka, haşlayacakmışız. Ha, kaynat bak. Tamam, hadi Badire. Hadi su kaynat. Canım yani bunu önce bir soymak gerekiyor mu? Böyle yani bir şey yapmak gerekiyor mu? Yok yok kanka, soymak falan gerekmiyor. Sadece bacaklarını kıracağız o kadar. İstersen bir de bunu biz falakaya yatıralım. Ne diyorsun sen ya? Canım ben söylemiyorum, bu söylüyor. Allah Allah. Bunlar var ya haşlanırken cık cık bağırırlarmış. Bağırmasınlar diye de ondan böyle canlı canlı haşlanıyorlarmış. Ya ben hayatta bunu pişiremem. Ya vallahi benim de canım istemiyor biliyor musun? En iyisi ben bunu geri götüreyim. Geri götüreyim de ben bunu nasıl tutacağım ya bu? Yapmamaksın. Ya ben bunu nasıl tutacağım şimdi ya? Nasıl getirdiysen öyle götürürsün Mahmut Bey. Ya getirirken adam bunu torbaya koydu verdi. O zaman sen de şu torbayı şöyle aç bakalım şöyle de. Belki kendinden böyle yavaş 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 torbanın içine girer. Bu zeka seni korkutmuyor değil mi? İstersen ben torbayı açayım. İçine biraz daha yiyecek koyayım he. Belki gelir böyle pıtır pıtır pıtır. Ya kedi köpek mi bu ya? Istakoz mu ya? Nasıl gelir kendisi? Tutup koymak lazım. Badire, en iyisi sen şu bulaşık eldivenlerini getir. Ben eldivenle tutayım bunu. Ya tamam da sen elini uzatma. Kıskaçları ısırıverecek seni gibi. Ben en iyisi getireyim şey. Tamam ya. Uzaktan bakıyorlar ıstakoza. Serpil elini şakağına dayamış, bezgin bir halde papağana bakıyor. Meryem'le Rüyam da aynı vaziyetteler. Meryem papağana bakarak umutsuzca başını salladı. Kemal ellerini arkaya bağlamış, sinirli, kızgın bir tavırla merdivenlerden iniyor. Gözü papağanın üzerinde. Serpil Kemal'i görünce başını önüne eğdi. Rüyam dudaklarını aşağı sarkıtmış mahcup. Kemal kafesin tam önünde durdu. Önce dönüp Serpil'e, ardından Meryem'le Rüyam'a baktı. Embeyuk! Neden? Aynı anda ayaklandılar. Oraya bak ya. Oraya bak ya. Hayvana Trabzon demeyi öğreteceğinize
Hayvan kalkmış size fener demeyi öğretmiş ya. Bütün gün fener deyip durdu. Herhalde bilinç altımıza işlemiş Kemal'im. Yok Sebil, ben bu hayvanı bu evde istemiyorum. Ya babişko yapma ya. Ay Kemal'im. Tam kafesi almış salondan çıkıyordu ki... Trabzon! Trabzon! Durdu, şaşkınlıkla papağana bakıyor. Ne dedin sen? Trabzon! Dedi mi şimdi ne dedi ya? He vallahi hem de sizin gibi dedi. Uy! Ulan ben sana Trabzon diye dillerini yarım lan. De bakalım bir daha. Trabzon! Uy! Trabzon! Hey! Aslanım benim ya. Gözünü yani yarım. De bakalım. Embeyo. Trabzon. Embeyo. Trabzon. Embeyo. Trabzon. Yole, 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 yole. Şükrü'yle Sarp hala arabadalar. Sarp huzur içinde gözlerini yummuş, Yağmur'un sesini dinlerken Şükrü yan yan onu kesiyor. Gözlerini açıp Şükrü'ye döndü. Sana tavsiyem Şükrü, senin de yanlış yolda olduğunu görmen ve artık paranı alın terinle kazanma. Geri git işine be. Zaten seni beklerken soğukta üşüdüm. Hiç çekilmesin vallahi. Hava gerçekten soğuk öyle değil mi? Şükrüdür. Omuzları apoletli kahverengi kaşe kabanını çıkarıyor. Ne yapayım ya? Al Şükrü al. Ya sonuçta ben nasıl olsa içeri gireceğim. Sen burada üşütme olur mu? Kabanı Şükrü'nün üzerine örttü. Canım benim. Beyaz puantiyeli lacivert gömleği, aynı renk ceket ve kot pantolonuyla arabadan inip temiz havayı şöyle bir içine çekti iyice. Ardından ceketinin yakasını düzelterek villaya yöneldi. Şükrü arkasından aval aval bakıyor. Bu kafa iyice iyiydi vallahi. Benim bahşiş kralığın sonuna geldik demek. Allah Allah, Allah Allah. Sarp köşeyi dönüp gözden kaybolunca Şükrü telaşla indi arabadan. Sarp'ın kabanına sıkı sıkı sarılmış, yüzünde şapşal bir ifade. Sağa sola bakındıktan sonra Sarp'ın verdiği kabanı tek elle havaya kaldırıp şöyle bir baktı. Ceketi satsam mı acaba? Kaç para eder bu? Cebinde para falan olmasın. Para bulma umuduyla ceplerini karıştırıyor ama nafile. Bir kuruş çıkmadı ceplerinden. Şimdi de kabanı montunun üzerine giymeye çalışıyor. Koca göbeğiyle kendi bedeninden neredeyse iki beden küçük kabanı giydi. Havalı havalı ellerini ceplerine soktu. Baba. 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 Güzel oldu vallahi, kimseye satmamıyorum. Saçını eliyle tarar gibi havalı bir hareket. Güneş ufukta batarken denizin ortasında bir sandal, villanın havuz tarafı. Ailece akşam yemeği yiyorlar. Kemal çorbasını kaşıkladı. Nurhan, ben kuşa en büyük kim deyince bunların üçü birden fırladı ayağa fener diye bağırdı. Bunlar kuşa öğreteceğine kuş bunlara öğretmiş. Yalnız çok komikmiş baba ya. Ya sabah Başak görmüş galiba, bu en konuşkan türmüş. Evet ya, neler neler söylüyor, çok tatlı maşallah. Canım. Ama en büyük Trabzon demeseydi postalayacaktım onu. Babacığım siz de boş yere gergenlik yapmışsınız. Ya fener dese ne olur yani. Sarp'ın söyledikleri masada adeta buz etkisi yarattı. Ortam oldukça gergin. Nasıl yani? Benim gibi Trabzon'un evinde nasıl bir adamın sahip olduğu papağan en büyük fener diye bağırıyor ya? Yapmayın babacığım lütfen. Ya Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, ya bunların hepsi çok büyük takımlar. Hepsi ülkemizin takımları. Ayrıca spor demek kardeşlik demek. Spor demek paylaşmak demek. Ya mesela ben yani Fenerbahçeliyim. Rüyam gözlerini pörtleterek Sarp'a baktı. Aa, Sarp? Sen Trabzonsporlu değil misin? Kemal kaşığı elinde kalmış şaşkın. Bir dakika, bir dakika. Hay yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe Trabzonspor maçlarını bordo mavi formayla seyrediyordu. Geçmiş. Şükrü uyuklarken birden ayaklanıp gol diye bağırmaya başladı. Ulan SP'ye
başlattı Karadeniz fırtınası. La sen... Gol! Gol! Sahte sevinç gösterisinde bulunarak Kemal'le birlikte horon tepiyorlar. Şu an... Ama evet, biz seni Trabzonsporlu olarak hatırlıyoruz. Evet Biricik, ben onu aslında babamın gözüne girmek için, yalakalık yapmak için yapıyordum. Yani aslında ben Fenerliydim. Yani hatta o Trabzon formasının altına Fener forması giyiyordum. Fener gol atınca da... Geçmiş, uçarcasına koydura çıktı. Trabzonspor formasının altına giydiği Fener formasını öptü. Duvarda asılı aynaya dönüp formasının yakasını düzeltti, ardından eliyle saçlarını arkaya sürdü. Şu an öyle seviniyordum ki. Sen bayağı sahtekarlık yapıyormuşsun yani. Kesinlikle haklısın Biricik. Bayağı sahtekardım. Zaten böyle bir şey yaptığım için de şu an kendimden acayip utanıyorum. Oysa ben de Nurhan gibi böyle kendi karakterimi ortaya koyarak kendimi sevdirebilirdim. Ama biz senin karakterini zaten sevmiştik Sarpışko. Yapma Allah aşkına Rüyam. Ya o karakterin sevilecek bir yanı mı var Allah aşkına ya? Ama merak etmeyin. O kötü huylarımdan vazgeçtim. Artık bambaşka bir insan olacağım. Masadaki herkes şaşkın. Gece vakti Mahmutların evi. Kahvaltı sofrasının ortasına koca bir tava menemen kondu. Timuçin şaşkın. Mahmut bakınca nezaketen gülümsedi. Badire yerine geçip oturdu. Kusura bakmayın, biraz hazırlıksız yakalandık. Evde ne varsa uydurdum yaptım işte. Nasıl yani, hazırlıksız mı yakalandınız? Ta gündüzden beri belliydi bu program. Hayır belliydi de yani biz yanlış bir hazırlığa başladık. Onu da beceremedik. Beceremeyince tabii size böyle güzel şeyler hazırlayacak vakit kalmadı. Önemli değil canım. Zaten biz gelirken bir şeyler atıştırmıştık. Afiyet olsun. Yemeğe geliyorsunuz, yemek yiyorsunuz bir de. Öyle değil canım. Sinek yedik. Sinek mi? İstakoz yiyen sinek de yer herhalde. Şimdi sinek, yani öyle sinek değil. İngilizce bir kelime bu. Böyle atıştırmalık, hafif yiyecekler yani. Yani şimdi yemek yemeyecek misiniz? Ben şöyle biraz alırım yani. Siz buyurun, buyurun. Buyurun, rica ederim, yiyin. Menemen de var ya, çok güzel koktu ya. Şişteyim. Ya yiyeceğinden değil işte, ne bileyim eskiden olsa böyle ekmeği bandıra bandıra yendim biliyorsun ya. Şevval'in korkusundan yiyemiyor. Sap çorbasını içerken Kemal'e baktı. Babacığım, ya Fenerliyim dedim diye kızdınız galiba. Yok canım, niye kızayım? Nurhan da Fenerli, ona kızar mıyım ya? Ama benim kızdım yani... Fener'i tutup da kendini Trabzonlu gibi göstermek. Haklısınız babacığım, haklısınız. Büyük hataydı. Artık böyle şeyler yapmayacağım. Yalnız babacığım, yani hani geç de olsa Sarp'ın doğruyu söylemiş olması da çok güzel bir şey bence ya. Nurhan kaşığı ağzına götürüyor, çorbayı üzerine döktü. Ah. Yani Nurhan, yaptın yine sakarlığını ha. Aa Rüyam, rica ederim. Sakarlık falan böyle. İnsanların başına gelebilecek ufak tefek aksilikler bunlar. Nurhancığım, dur yardım edeyim ben sana. Gel. Elinde peçeteyle Nurhan'a uzandı. Yok yok, zahmet etme Sarp, sağ ol. Ne demek Nurhan? Biz senin böyle başına gelen talihsizliklerde hep Rüyam'la beraber sakar diye dalga geçtik seninle. Ve bu yaptıklarım için senden gerçekten çok özür diliyorum. Allah Allah. Allah Allah ya Sarp, sana ne oluyor? Evet Sarpışkom ya, çok anormal davranıyorsun. Yo, bence gayet normal davranıyor. Bak akışına bırakınca her şey çok daha iyi. Ben de yani şimdi Sarp'ın bu hareketleri bir acayip geldi bana yani. Ben de ona güveniydim yani, evlenince şirketin başına geçirmeyi düşünüyordum ama... Vallahi babacığım, ben de öyle düşünüyordum da artık vazgeçtim yani. Aynı... Biricik'le Nurhan gibi biz de kendi yağımızda kavrulacağız. Ne diyorsun sen Sarpışkom ya? Öyle öyle Rüyam. Rahat ol sen. Yani alın terimle kazandığım parayla geçindireceğim seni. Hiç merak etme. Çok mutlu olacaksın, çok.
Nurhan Biricik ve Rüya'nın şaşkın bakışları eşliğinde kasenin dibinde kalan çorbayı kaşığıyla iyice sıyırıp bitirdi. Ardından bir dilim ekmek aldı sepetten. Ekmeğin ucundan azıcık koparıp çorba kasesine sıyırarak ağzına attı. Rüyam onun bu garip hallerinden ötürü masadakilere karşı mahcup. Sarp'ın umurunda bile değil. Afiyet olsun çocuk. Sağ olun amca. Mahmut menemeni iştahlı iştahlı yerken Timuçin beyaz peynire talim. Şevval'den çekinmese o da Mahmut gibi ekmeği bana bana menemen yiyecek. Mahmut tabandakini bitirdi, birkaç kaşık daha alıyor. Yok arkadaş, ben dayanamayacağım. Menemene doyuyorum. Dal dal tabii ya. Yumurtanın en güzel yemeğe dönüştüğü menemendir. Tabağına kaşık kaşık menemen dolduruyor. Ekmek. Şevval garipsiyen gözlerle bakıyor Timuçin'e. Siz de biraz alır mıydınız? Yok. Menemende soğan var galiba. Menemen soğansız olur değil mi? Ya restoranlarda öyle yapıyorlar Şevval. Esas menemen soğanlı olur. Çok güzel olmuş, çok. Tabii ya, soğansız menemen ne olur ya? Soğansız olursa menemen olmaz. Badire menemene bandığı ekmeği afiyetle ağzına attı. Onlara baktıkça Şevval'in de canı menemen çekti ama isteyemiyor. Biraz almaz mısınız? Alayım biraz. Hadi. Şevval'in tabağına bir kaşık menemen koydu. Teşekkür ederim. Timuçin'in gözü tavada kalan menemende. Bir yumurta daha var mı ya? Mahmut olmaz mı diye elini kaldırdı. Biricik'in kullandığı beyaz araba yerleşim yerlerinden uzak tenha bir yolda seyir halinde. Başakcığım ben barınağa varmak üzereyim canım. Tamam sen de işin bitince gelirsin. Bay bay. Gözünü yoldan ayırmadan kulaklığını çıkardı. Şurada ne olmuş şöyle? Adam dörtlüğünü yapmış bir sorun var galiba. Yolun ortasında duran beyaz bir arabanın arkasına yanaştı ağır ağır. El frenini çekip emniyet kemerini çıkardı. Sonra arabadan indi. Beyaz arabanın kapıları açık, içinde kimse yok. Bir adam yüzüstü yere uzanmış. Birader iyi misin? Birader. Hayırdır ne oldu? Kaza mı oldu? Bir dönemime çıktı duramadım. Bacak kırıldı herhalde. Ha, ne diyorsunuz sen? O zaman sizi hemen hastaneye götürürüm. Sesimi çıkarma abicim. Biricik adamın başına çömeldiği an kafasına maske geçirildi. Yaralı numarası yapan adam da ayaklandı. İkili Biricik'i zorla arabaya bindirdiler. Sakallı olan Biricik'in yanına otururken bıyıklı uzun boylu olan direksiyonun başına geçti. Hızla uzaklaştılar. Allah Allah ya Şükrü abi. Sarp Bey çok değişti ha. Çok Mehmet'im ya. Bildiğin gibi değil. Öyle böyle bir değişmedi. Zarp eskiden fıstık gibi karaktersiz bir adamdı. Gitti girdi Nurhan'a çekti ya. Abi bu çok güzel bir şey. Neresi güzel ya, neresi güzel. Başıma şalamayayım ya. Hele bir de şirketin başına geçerse çok avantam olacaktı. Of. Hoşafın yağı kesildi diyorsun yani. Aynen öyle, aynen öyle. Yani Zarp Bey'i titretip bir kendine getirmem lazım. Ne düşünüyorsun Şükrü abi? Tamam düşünüyorum işte. Sarp'ın dışı aynalı camla kaplı şirket binası. Nasıl geçti dün gece? Menemen yedik. Hem de böyle soğanlı. Menemen fena değildi ama. Annem böyle bandıra bandıra yedi vallahi. Ayrıca senin istediğin gibi de çok nazik davrandık onlara. Ay iki saat geçmek bilmedi oğlum. Biz üstümüze düşeni yaptık. Senin planın neydi bakalım? Benim planım... İşte tam da buydu. Nasıl yani? Yani babacığım... ...o kadar fakir fukaralar ki, o kadar yokluk içindeler ki... ...yine de ne kadar mutlular gördünüz mü? Ne olmuş oğlum? Yani anneciğim, mutlu olmak için öyle büyük paralara ihtiyaç olmadığını... ...sizin de görmenizi istedim. Biz de pekala öyle servet içinde yüzmeden mutlu olabiliriz. Saçmalama oğlum. Kemal Bey'in şirketlerinin başına geçeceğim dedin. Planım var dedin. Nurhan'a ekarte edeceğim dedin. Öyle bir şey yapmayacağım babacığım.
Zaten dün gece Kemal babama da şirketlerinin başına geçmek istemediğimi söyledi. Ne yaptın sen oğlum, ne yaptın? Saçmalama Serp. Bütün umudumuzu buna bağladık biz. Hayır babacığım, hayır. Bundan sonra kendi yağımızda kavrulacağız. Tamam, belki çok lüks bir hayatımız olmayacak ama mutlu olacağız. Tıpkı Nurhan gibi, Badire Hanım gibi, Mahmut Bey gibi. Yok Şevval, yok. Ben bunu sağlam bir döveyim ya. Hakikaten. Pardon babacığım, telefon. Bak Şükrü arıyor. Efendim Şükrücüğüm. Ne diyorsun ya? Tamam tamam, hemen geliyorum. Kusura bakmayın, Şükrü çağırıyor. Benim villaya gitmem lazım. Ne diyorsun sen be? Bir kahya parçası aradı diye hemen çekip gidecek misin yani? Baba, yakışıyor mu size lütfen ya? O benim arkadaşım bir kere. Hastalanmış, yardım istedi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Lütfen baba, rica ederim. Duymayın böyle şeyler. Sarp fırladı gitti. Timuçin'in şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Gitti. Aa, açıldırmış bu oğlan. Vallahi tam sopalık ya. Tam sopalık ya. Sen de kolumu tutuyorsun. Bıraksana patlatayım şuna iki tane daha. Ay yapma kim ya. Ay. Şükrü abi, sen hasta değilsin ki. Neden öyle dedin Sarp be? Baksana. Çok yufka yürekli oldu bu Sarp, biliyor musun? Gelsin diye öyle söyledim. Onu böyle değiştirecek, eski haline getirecek bir planım var. Hafif hafif başını sallıyor düşünceli. Yüksek bir tepeden masmavi boğaz. Kimse yok mu? İmdat! İmdat! Ya bırakın beni, ne istiyorsunuz benden? İmdat! Sesini çıkarma. Dediklerimizi yaparsan hiçbir şey olmayacak. Kimse yok mu? İmdat! Boşuna nefesini tüketme. Kimse yok burada. İmdat! İmdat! Ya git şuradan bir şey bul. Bağla şunun ağzını. Terk edilmiş bir fabrika deposu. Kimse yok! Villanın etrafı beyaz çitlerle çevrili, yemyeşil bahçesi. Cavit, baba kuş geldi mi? He, bir sor bakalım ona en büyük kimmiş. He? Ne dediğini buradan bile duyarım. Bak en büyük Trabzon değil. Duydun mu? Sen de öğren en büyüğün kim olduğunu. Haydi, haydi. Kemal'im. Kuş nerede? Bir yere mi kaldırdın? Kuşu Cahit'in evine gönderdim Serpil. Orada en büyük Trabzon deyip duruyor. Herif sinirde deli oldu. Ay koskoca adamlar, yani çocuk gibisiniz. Nelerle uğraşıyorsunuz Kemal'im? Biz kaç senedir böyle şakalaşıyoruz. Gelenek haline geldi neredeyse. Aslında çok sevmiştik. Hem de çok zeki bir kuş yani. Gördüğünü bayağı anlıyor. Bana fıstık dedi de. Yalan da sayılmaz yani Serpil. Ya değil mi? Yalnız o kuş sabah da bana fıstık dediydi ya. Serpil fena bozuldu. Çok komik. Gerçek çok komik değil mi? Gül, biraz gül sen, rahatla. Bankada rutin hareketlilik. Erdem üzerinde broşürler dizili olan masada bir telefon görüşmesi yapıyor. Tuğba ile Nurhan'ın müşterileri var. Erdem görüşme bitince kablolu telefonu yerine koyup bankoya yürüdü. Tamamdır. İyi günler. Nurhan önündeki işlerle meşgulken güvenlik görevlisi elinde bir ayakkabı kutusuyla Nurhan'ın yanına geldi. Nurhan Bey, bu koli sizeymiş. Allah Allah. Kim gönderdi? Bilmem ki, bırakan kişi bunu biliyor dedi gitti. Eyvallah. Sağ ol. Rica ederim. Kutunun içinde siyah bir sırt çantası, telefon, bluetooth kulaklık ve ufak bir not. Allah Allah. Bunlar ne ya? Kim gönderdi acaba? Telefonla notu eline aldı. Kulaklığı tak. Telefonda kayıtlı olan tek numarayı ara. Bir anlam verememiş gibi şaşkınlıkla sağa sola bakınıyor. Ne oluyor ya, biri... Biri bir sürpriz falan mı yapmaya çalışıyor? Herkes işinde gücünde, kimsenin Nurhan'a baktığı yok. Yoyo şeklindeki kulaklığın kablosunu çekip kulağına taktı. Aparatı da ceketinin yakasına iliştirdi. Etrafı kolaçan ettikten sonra merakla telefondaki numarayı tuşladı. Cevap bekliyor. Thank you.
Biricik'i kaçıran adamlar yüzlerine kar maskesi geçirmişler. Alo. Ha, alo. Merhabalar. Ben Nurhan Süleymanoğlu. Bir paket aldım ama ben... Nedir bu, anlayamadım. Şimdi beni iyi dinle. Az sonra birini göreceksin. Ve sessiz olacaksın. Ne? Ne diyorsunuz, anlamıyorum. Fısıltıyla konuşacaksın. Eğer sesini yükseltirsen göreceğin kişi için hiç iyi olmaz. Bir dakika. Bir dakika, ne bu şimdi? Şaka mı? Tekrar ediyorum. Yüksek sesle konuşmayacaksın. Şimdi görüntülü bağlantıyı aç. Bir dakika, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ha? Dediğimi yap. Hay, ne oluyor? Afallamış bir halde çantayı masanın üzerinden kaldırdı. Adam telefonu Biricik'e tutuyor. Nurhan'ın elindeki telefonda Biricik'in görüntüsü. Yok artık, Biricik. Sesini yükseltme dedim sana. Eğer sesini bir daha yükseltecek olursan... Biricik'in ağzı bağlı, gözleri korku dolu. Adamlardan biri Biricik'i saçından tutup geri çekti. Nurhan'ın gözleri dehşetle açıldı, şokta. Kimsiniz siz? Kimsiniz siz, ne istiyorsunuz? Panikle etrafına bakınan Nurhan kendini zor toparladı. Gözü yaşlı, çaresizlik içinde kıvranıyor. Alo, alo. Şimdi sana söylediklerimizi aynen yapacaksın. Eğer karını sağ salim görmek istiyorsan kulağını aç ve iyi dinle. Tabii dinliyorum, bakın. Sizden rica ediyorum. Ne istiyorsanız her şeyi yapmaya hazırım. Sakın karıma bir şey yapmayın, bakın. Sakın karıma bir şey yapma. Dönüp yaşlı gözlerle Erdem'le Tuğba'ya baktı ama ikisinin de müşterisi var. Sarp müştemilatta Şükrü ile oturmuş çay içiyor. Şükrü. Ya hastayım dedin. Apar topar beni buraya getirttin. Neyse ki çok şükür. Bir şeyin yokmuş, Türk gibisin. Kusura kalma. Kusura kalma. Seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmak ve görüşmek istiyorum Sarp. Öyle mi? Neymiş Şükrü? Sevdiklerini çok düşündüm. Sonunda ben de senin gibi doğru dürüst bir insan olmaya karar verdim Zarp. Senin adına çok sevindim Şükrü. Gerçekten insanın içi huzur doluyor. Yalnız bir şeyi iyi öğrenmem lazım. Hı. Senin bu dönüşümün, yani ne bileyim, geçici bir heves mi yoksa karıcı mı? Bunu bilmem gerekiyor. Hayır Şükrü, geçici bir heves değil. Artık böyle yaşayacağım. O zaman eğer dediklerimi yaparsan ve hala eskiye dönmezsen, ben de senin gibi doğru ve dürüst bir adam olmaya söz veriyorum Zarp'cığım. Senin doğru yola gelmen için elimden gelen her şeyi yaparım Şükrü. O zaman bana bir dakika müsaade, geliyorum. İzninle. Lütfen, rica ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Çayını yudumladıktan sonra göğsünü şişirerek derin bir nefes alıp hızla dışa verdi. Bu sırada yanındaki akvaryum çekti dikkatini. Ne tatlı şeyler. Kendi dünyalarında. Huzur içinde. Şükrü elinde eski püskü kıyafetlerle gelip Sarp'ın yanına oturdu. Hala eminsin değil mi? Evet diye başını salladı. O zaman al giy şunları. Sarp, bunlar da ne böyle der gibi şaşkınlıkla kıyafetleri eline aldı. Tek tek bakıyor, eski bir ceket, gömlek, kazak, pantolon, atkı. Sarp, Şükrü'nün verdiği kıyafetleri giymiş, pantolonun belini çekiştiriyor. Ayağında kösele ayakkabılar, gri kumaş pantolon, üzerinde kareli bir gömlek, gri kazak, yeşil ceket. Başında kıyafetleriyle uyumsuz kahverengi kırmızı çizgili bir bere. Boynundaki atkıyı birbirinin içinden geçirerek salona geldi. Şükrü ellerini arkaya bağlamış, salonda volta atıyor. Şükrücüğüm, ne oldu ya? Niye bu eski püskü kıyafetleri giydirdin bana? Zenginlikten kuma düşünce artık böyle marka şeyler giymeyeceksin. Bunları giyeceksin. Sarp'ın modern şekilde bağladığı atkıyı çözdü. Doğru diyorsun. Öyle insanlar gördüm. Üzerlerinde kıyafet yoktu. Öyle kıyafetler gördüm. İçinde insan yoktu demiş Mevlana. Önemli olan insan olmak. Doğru söylüyorsun. Artık sen de insan olduğuna göre seninle şöyle bir şehir turu atabiliriz diyorum. Tabii tabii. Arabanın anahtarını alayım. Hayır, ona gerek yok.
Artık senin anahtarın bu. Bu mu? Bu nedir? Otobüs kartı. Artık bununla seyahat edeceksin. Bunun otobüslere, minibüslere bineceksin. Ama eğer ki çok çalışırsan, ama çok çalışırsan... ...Nurhan'ınki gibi böyle arada sırada çalışan, devamlı bozulan... ...gülüstür bir araba sahibi olabilirsin. O da benzin paran varsa. Neyse canım, arabanın hiçbir önemi yok. Hadi gidelim Şükrü. Buyurun. Erdem ve Tuğba müşterileriyle ilgileniyorlar. Nurhan bir gören var mı diye etrafı kolaçan ettikten sonra çantanın fermuarını açtı. Hazır mısın? Biricik'im, onunla konuşmak istiyorum hemen. Karımla konuşmak istiyorum hemen. Aç şunu ağzını. Dudakların arasından geçen bezi aşağı indirdi. İyi olduğunu söyle. Nurhan, hayatım, ben iyiyim. Biricik. Dediklerimizi aynen yaparsan ona hiçbir şey olmayacak. Şimdi telefonun görüntüsünü aç. Bizim yaptıklarını görebileceğimiz şekilde cebini yerleştir. Tamam. Tamam, yapıyorum. Nurhan telefonu ceketinin mendil cebine, kamerası dışa dönük gelecek şekilde yerleştirdi. Ardından çantayı kucağına aldı. Bu sırada müdür odasından çıkıp Erdem'in yanına geldi, ona bir şeyler soruyor. Adamlar telefonun ekranından Nurhan'ı an be an izliyorlar. Nurhan kasadaki paraları alelacele çantanın içine dolduruyor. Net görünsün diye ceketini kasaya doğru düzeltti. 200'lük banknotlarla full dolu olan kasa gittikçe boşalıyor. Nurhan son parayı da çantaya koyup hışımla ayağa kalktı. Şimdi arkadaşlar, herkes beni iyi dinlesin. Bankayı soyacağım ve kimse beni engellemeye çalışmasın. Bakın, baştan söylüyorum. Ya bırak Allah aşkına Nurhan. Herkes gülüyor ya. Otur. Gerçekten soyacağım. Ya Nurhan, yapma Allah aşkına, bırak şu şakayı ya. Tuğba, kasandaki bütün paraları şuna doldur. Doldur ya, bakalım ne yapacak, merak ediyorum. Tamam Nurhan'cığım, Doldur, çabuk. Çabuk. Kimse işin ciddiyetinde değil. Biricik'i kaçıranlar telefondan merakla olup biteni izliyorlar. Allah bu ya, güvenlik müdahale edecek şimdi. Müdür kahkahalarla gülüyor. Nurhan Erdem'in kasasına geldi. Erdem. Ya doldursana, adam banko soyuyor, doldursana. Adamlar da şaşırdılar. Erdem kasasındaki paraları çantanın içine dolduruyor. O da aynı müdür gibi Nurhan'ın bankayı soyacağına ihtimal vermiyor. Ben ne yapayım müdür bey? Ya Nurhan, güvenliği bile güldürdün ya. İsterseniz silahımı da alın Nurhan Bey. Silahını çıkarıp Nurhan'a verdi. Haydi abi. Gel. Koş. Gel abi. Bunu kasandaki çekmeceye kilitle çabuk. Salak bunlar ya. Hiç itiraz etmeden paraları veriyorlar. Çünkü Nurhan çok dürüsttür. Onun böyle bir şey yapacağına kimse inanmıyor. Ana kasadaki paraları da al. Seninle ana kasaya gideceğiz ve oradaki paraların hepsini almamız gerekiyor. Ana kasa. Evet. Şifresi var bende. Kasa mı kasa? Hadi görüşürüz. Nurhan ya, şaka gibisin ya. Bankayı soyuyor. Sarp yorgun argın nefes nefese müşterilata girdi. Şükrü peşinde. O neydi Şükrü? O neydi ya? İnsanlar hep böyle mi yolculuk yapıyor? Tabii ki. İnsanlar sabahın köründe kalkıyorlar. Aç, susuz otobüs duraklarına gidiyorlar. Soğukta, zemheritte saatlerce otobüs bekliyorlar. Sonra o tıkış tıkış otobüslere biniyorlar. Eziliyorlar, biziliyorlar. Oh, o neydi ya? O otobüsün hali neydi ya? Öyle tıklım tıkış. Ya kendi kolum diye başkasının kolunu kaşımışım. Oh, oturayım biraz ya. Vallahi oturmak çok güzelmiş ya Şükrü. Şükrü çaprazındaki koltuğa oturdu, sinsice göz süzüyor. Müdür kıs gülerek bankoya geldi. Nurhan sırt çantasını omzuna takmış, kan ter içinde. Arkadaşlar, soygun tamamlanmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Şimdi bankayı terk ediyorum. Nurhan, Allah aşkına ne zaman bitireceğim bu şakayı ya?
Keşke şaka olsaydı müdür bey. Nurhan hadi uzatma artık Allah aşkına gel ya. Nurhan elini kolunu sallaya sallaya bankadan çıktı. Aa müdür bey ciddi ciddi gitti galiba. Saat tutuyorum. 2 dakika içinde gelecek ve numarayı yemediğimiz için çok bozulacak. Bak tutuyorum. Nurhan elinde telefonla yürüyor. Tamamdır. Şimdi ne yapacağım? Arabana binip söyleyeceğimiz yere geleceksin. Bir dakika, hayır. Arabama binemem. Arabam tamirde. O zaman bir taksi çevir. Tamam. Nurhan panikle ceplerini yokladı. Yok artık. Üstümde hiç para yok. Lan salak, imkandan ne tip paran olur? Versene oradan taksinin parasını. Hayatta olmaz. O paralar bana ait değil. O paralar bankaya ait. Çünkü Nurhan çok dürüsttür. Hayatta böyle bir şey yapmaz. Gerçi bu sefer yapsa hiç fena olmaz. Lan manyak mısın? Hemen bir taksi çevir. Tamam, sakin olun. Bakın, bana birkaç dakika verin. Ben hemen halledeceğim meseleyi. Tamam mı? Telefonu tekrar ceketinin cebine yerleştirip önündeki düğmeyi çözdü. Geldiği yolu geri dönüyor. Nereye gidiyorsun? Dursana. Müdür Erdem'le Tuğba'nın başında dikilmiş, ağzı kulaklarında kolundaki saate bakıyor. Güvenlik de saatine baktı. Müdür bey, Nurhan bey yok, hala gelmedi. Gerçekten bankayı soydu mu? Yok ya. Bak, geliyor bak. Ne dedim ben size? 2 dakika dolmadan gelir demedim. Nurhan tekrar bankaya döndü. Bankaya döndü salak. Nurhan. 2 dakika içinde geldim. Ben dedim yaptığın şakaya kimse inanmadı. Bak yapma. Müdür 100 lira borç ver bana. Yoksa beni de mi soyuyorsun ya? Hadi çabuk. Bu 100 lirayı borç olarak alıyorum. Ben sadece bankayı soydum. 100 lirayı aldıktan sonra fırladı gitti. Buna inanmadı ya, yeni taktikler deniyor. Resmen borç aldı lan. Kimse de bir şey yapmadı. Bu daha hiçbir şey değil. Daha neler göreceğim. Bu daha hiçbir şey değil. Hele hele Rüyam Hanım'la evlenince başına neler gelecek bilmiyorum daha. Rüyam'la evlenince ne olacak ki? Sarpişko! Ben spor araba istiyorum. Sarpişko! Alplerde kayak istiyorum. Sarpişko! Lokantaya gitmek istiyorum. Sarpişko! Eğlenmek istiyorum. Sarpişko! Kıyafet istiyorum. Ama Rüyam... Bizim maddi durumumuz ortada. Yani o kadar paramız yok ki. Zarpişkom. O zaman Babişkom'dan isteriz. Ya. Ben Kemal babamdan asla para kabul edemem. Ya demek öyle. Demek bana bu hayatı reva giriyorsun Zarp'a. O zaman seni terk ediyorum. Nasıl? Rüyam, sen beni terk edemezsin Rüyam. Sen beni asla terk edemezsin. Bana bunu yapamazsın. Ben sensiz ne yaparım? Şükrü'nün ellerine kapandı. Terk etme beni. Aklı başına gelince hızla geri çekti kendini. Allah'ım ben ne yaptım ya? Böyle yaşanır mı ya? Sağ ol Şükrü. Bana gerçekleri hatırlattın. Gerçekten kim olduğumu gösterdin. Güzel. Aferin o zaman. Sen var ya, entrikaların adamısın. Sen bu villayı yönetecek, Kemal Bey'in servetini yönetecek adamsın. Öyleyim değil mi Şükrü? Öyleyim değil mi? Bu nedir ya? Elindeki bereyi fırlatıp attı. Şükrü ben dün gece Kemal babama neler söyledim. Neler, ne abuk subuk laflar söyledim. Trabzon'u değil, Fener'i tuttuğumu söyledim Şükrü. Ne yapacağım ben şimdi? Şükrü abine bırakacaksın. Sen yeter ki bahşişten haber ver Zarp. Zarp o kolay iş canım der gibi arkasına yaslanıp bacak bacak üstüne attı. Sonra boynundaki atkıyı çıkarıp kendi tarzında bağladı tekrar. Şükrü, bana eski itibarımı kazandır. Seni bahşiş manyağı yapayım. Olmuş bir. Ne bu? Git kıyafet değiştir Allah aşkına ya. Git ya, soytarı gibi karşımda durma ya. Git şöyle değiştir hadi. Git. Doğru söylüyorsun Şükrü, bu nedir ya? Ne be? Koşa koşa içeri geçti. Şükrü kaşlarını çatmış. Eli havada ters ters Sarp'ın arkasından bakıyor.
Ulan Şık, senden korkulur ya. Vallahi bazen kendimden korkuyorum. Zaman geçtikçe müdür tedirginleşmeye başlamış. Saatine bakarak Erdem'le Tuğba'nın yanına geldi. Huzursuz. Müdür bey, bu sefer Nurhan'ın dönmesi bayağı uzun sürdü yani. Yok canım, o köşede bir yerde saklanıp bize bakıyordur o. Yok yok. Güvenlik koşarak bankaya geldi. Müdür bey, her yere baktım. Nurhan Bey yok. Müdür bey, galiba gerçekten bankayı soydu mu? Bankayı mı soydu? Bak. Panikle arkasını döndüğünde çaycıyla çarpıştı. Ben de seni seviyorum. Maskeli adam telefonu kendine çevirdi. Sakın polisi falan aramaya kalkma. Elimiz yere getir parayı, karını al. Tamam. Tedirgin bir ifadeyle telefonu kapatıp taksi şoförüne baktı. Villanın bahçesi. Kemal suratını asmış, tavırla oturuyor. Salonda bir gerginlik hakim. Kemal'i, Sarp'la konuşmayacak mısın? Benim çakma Trabzonsporlarla konuşacak lafım yok Serpil. Evet Sarpişkom. Söyle bakalım. Acaba bizden sakladığın başka bir şeyler de var mı? Var Rüyam, var. Mesela seninle sırf Kemal babamın servetini ele geçirmek için evlenmeyi istiyordum. Yani bunu sizden üçü sakladım. Üçü birden ayaklandılar. Ne? Aman Allah'ım! Ya ne diyorsun sen? Evet babacığım. Aslında benim gözüm sizin servetiniz. Hepsi değil. Afallamış bir halde Sarp'a bakarken Şükrü kıs kıs gülerek salona girdi. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar da söyleyeceğin hiç aklıma gelmezdi Sarp. Tamam tamam, iddiayı kazan. Git tamam, git Allah aşkına ya. Gördün mü Şükrü? Gördün mü? Yaparım dedim sana. Ben sana yaparım dedim. Şimdi bana çok lüks bir lokantada güzel bir yemek borçlusun Şükrü. Ne oluyor ya Şükrü Efendi? Ne oluyor? Ne iddiası? Ben dün Zarp Bey'e dalgasına dedim ki, şimdi Filla'da dedim karakterinin tam tersi davranabilir misin dedim. Ben de yaparım dedim. Zaten biliyorsunuz yani böyle kendi karakterime son derece ters hareketler yapıyorum. Öyle ters şeyler konuşuyorum. Yani şimdi senin benim servetimde gözün yok. Yalan dedin öyle mi? Ya babacığım böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına, yapmayın ya. Bir daha. Bir dakika dur, daha iddiayı kazanmadın. Trabzonlu değilim, Fenerliyim dedin mi demedin mi? Yoksa iddiayı kazanmadın mı ha? dedim. O anda var ya, babamın suratını görecekti Şükrü. Kemal Bey, hakikaten dedim ya. Dedi. Sarpişkom. Sen şimdi Fenerli değil misin yani? Ne alakası var Rüyam ya? Ya ben bileğimi kessem bordo mavi akar yani. Kemal'in ağzı kulaklarına vardı. Tövbe tövbe, en büyük Fener. Görüyor musun, hepsi numaraymış Kemal'i. Ya hayır ya, böyle bir şeye nasıl inanabildiniz ya? Ya evladım ya, niye böyle saçma sapan iddialara giriyorsunuz ya? Az daha kendinden soğutacaktın beni ya. Ya babacığım ne bileyim, öyle işte güleriz, eğleniriz falan diye yaptım yani, o şaka olsun diye. Aslında şimdi böyle düşününce adama da komik geliyor. Bay değil ki, Trabzon formasının altına Fener forması giyiyor. Sarp'la Şükrü çak yaptılar. Sarp kolu Şükrü'nün boynuna doladı. Bir daha verelim desin Allah'ım. Sarp sevinçten ne yapacağını şaşırmış bir halde kollarını Şükrü'nün boynuna doladı. Nurhan arazinin kuytu bir köşesinde çantanın fermuarını açıp içindeki paraları karşısındakilere gösterdi. Bütün paralar çantanın içinde. Hepsi burada. Karımı verin, çantayı alın. Çantaya at. Hayır, hayır. Beni öldürmeden bu çantayı alamazsınız. Karımı verin, paraları alın. Lütfen dediğini yapar ve beni bırakın, çantayı alın hadi.
Şu an elinizdeki kadın benim çocuğumun annesi, hayatımın anlamı benim için çok değerli. Bu paralar umurumda değil. Karımı vermezseniz çantayı da alamazsınız. Karımı verin, parayı al. Gördünüz işte, soygun parasını taksi için kullanmayacak kadar dürüst biri. Ne olur söz verdiğini yapar, ne olur. Aralarında bakışıp Biricik'i serbest bıraktılar. Burhan! Biricik yanına varır varmaz fırlattı çantayı. Adamlar hemen tüydüler. Aşkım seni kaybedeceğim diye o kadar çok korktum ki. Hayatım ben de senin ve Mahmut Kemal'i bir daha göremeyeceğim için çok korktum. İyi de hayatım şimdi bankanın tüm parası adamlarla beraber gitti. Başım belada değil mi? Bir de o mesele var değil mi? Hiç merak etme. Bana gönderdikleri telefon şimdi işimize yarayacak işte, merak etme. Bir dakika bekle. Bir dakika. Alo. Müdürüm Lütfü Bey, benim Nurhan. Müdürüm lütfen sakin olur musunuz? Bakın tamam bankayı ben soyduğum gibi görünüyor ama gerçekte öyle değil. Müdürüm Lütfü Bey rica ediyorum bakın. Hemen polisi arayın, benim cep telefonumu teknik takibe alsınlar. Paraları elleriyle koymuş gibi bulacaklar. Bakın rica ediyorum, siz dediğimi yapın. Bir tanem buraya gelirken taksideyken çantanın içindeki paraların arasına... Nurhan göz ucuyla taksi şoförüne bakarak ceketinin cebinden telefonunu çıkardı. Ardından sırt çantasının fermuarını açtı. Çantanın içi 200'lük banknotlarla dolu. Nurhan telefonu paraların arasına sıkıştırırken taksi şoförü yan yan Nurhan'ı süzüyor. Nurhan rahatsız oldu. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Şu an. Hemen polis teknik takiple her ikisini yakalayacak. Yok artık. Var artık. Sevinçle boynuna sarıldı, saçlarını okşuyor. İkili resimde kare dondu. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Sesli Betimleme metin yazarı Aynur Çelebi, seslendiren Emine Kolivar. Altyazılar Nuray Ünal, Feride Tezcan, Fatih Kolivar. İşaret dili Berrak Fırat. Kontroller Zerrin Yılmaz, Veliz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik ekip Murat Çağlar Özçelik, Büşra Cücemen. Yönetmen Hasan Tolga Pulat. Yapımcı Birol Güven. Senaryo Birol Güven, Caner Güler. Genel Koordinatör Cesur Taş. Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven. Yapım Koordinatörü Ömür Taş. Finans Koordinatör Şule Güven Atay. İkinci Yönetmen Koray Gümüş. Görüntü Yönetmeni Önder Şengül. Sanat Yönetmeni Başak Aykut. www.zenginkızfakiroğlan.tv twitter.com/zkfomint www.facebook.com/zkfomint Kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Bu program TRT 1 tarafından Mint Prodüksiyon şirketine yaptırılmıştır.